HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündemle ilgili düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz. Belki bizi çok daha farklı bir konuya götürebilirsiniz. Sizin kafanızda farklı bir bazı konular, düşünceler, fikirler vardır. Belki önerileriniz vardır. Futbolumuz adına, hakemlerimiz adına 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Ara ara da olsa okumaya çalışıyorum. Çok fazla mesajlar geliyor. Aynı mesajlar, birbirine yakın mesajları yerine bir tanesini tercih ediyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim, sakın yanlış anlamayın. Evet, spor manşetine baktığımız zaman, şöyle gazetelere baktığımızda tabii transferlerin biraz daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında biliyorsunuz son şampiyon Sivas Spor'u konuk edecek. Kanarya 0-0'ın rövanşında taraftar önünde final biletini almak istiyor, kapmak istiyor. Yiğit Olar ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak olan maç biliyorsunuz A Spor'dan naklen yayınlanacak. Hakem de Volkan Bayaslan maçı yönetecek. Bakalım Bayaslan'ın performansı nasıl olacak? Yarın herhalde Volkan Bayaslan'ı konuşmayız. Güne hakemle başlamak da istemiyorum ama ne yapalım. Bir de şimdi şeyler başladı. PFDK'lar, sevkler, mevkler. A diyorsun sevk, B diyorsun sevk. Tribünden görüntü var sevk, sonra o sevk iptal oluyor. Beşiktaş Kulübü'nün çok önemli açıklamaları var. Şenol Hoca ne dedi ki ya Allah aşkına ya? Bir eleştiride bulundu, bir şeyler söyledi. Anında gece bir bakıyorsunuz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkler başlıyor. Bu konuların detayına birazdan gireceğiz zaten. PFDK'yı da biz nereye sevk edeceğiz bilmiyorum, onları da bilmiyorum yani, hakikaten bilmiyorum yani. Allah kulüplerimizin yardımcısı olsun. Bir de inanılmaz paralar, cezalar kesiliyor. O paralar ne oluyor, onu da merak ediyorum. Bu sevklerden gelen paralar nereye gidiyor, bunu da araştırmak, incelemek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bu paraları nerelerde kullanıyor? İnşallah altyapılarda, ama altyapılarla veriyordu veya işte ne bileyim amatör liglerde kullanan paraları, dünya kadar paralar kesiyorsunuz, harcıyorsunuz. O bal liginde çok sıkıntı yaşayan kulüpler var, onlara destek olun bari. Ne olur bana oyatın deyip, oyatın bana destek olun diye beyaz kağıt gönderen, altına imza atın diyen Mehmet Büyükekşi, paraları oralara kullanın. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Sultan Gazi'den Ünal. Çok uzun süre oldu görüşmeyeli. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim Ünal Bey. Epey oldu görüşmeyeli tahmin ediyorum. Nasılsınız? Evet, evet. Buyurun Ünal Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de önce Türkiye'deki seyircileri öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Hayırdır neden? İnşallah. Neden? Geçen gün Valencia Real Madrid maçı oynandı ve ırkçı bir tezahürattan 5 maç ceza aldı biliyorsunuz. Gerçekten bu konuda tamam, bazı bizim seyirciler kendi takımına kötü davranabilirler, şey olabilir, ama yabancılara bu konuda gerçekten ben teşekkür ediyorum. Dört dörtlük bir taraftarız bu konuda. Tabii, doğru doğru doğru. Yani şimdi yiğit öldür hakkını yeme derler ya. Hı hı. Her gerçekten gün sizden öyle de bir atasözleri, bir deyimler öğrenmeye başladık. Bunları yazıyorum, evet, ben. Evet, bugünlerde bana ne oldu? Maşallahınız var bugünlerde sizin gerçekten. Evet. Buyurun efendim. Şöyle diyeyim. Hatta bu biraz önce bu cezalar, altyapılar falan verilmesi. Ben önce en az bir bal liginden başlayalım. Buyurun efendim dedim. Buyurun buyurun. Bal liginden bir verelim bu paraları, cezaları. Çünkü hani topladığınız zaman bu miktarın sene başından sene sonuna kadar trilyonlarca para. Bunlarla gerçekten bir takım kurulur. Bu paralarla yani çok güzel takımlar kurulur. Bir de şunu diyecektim. Bu kadar biz kendimizi erkek olarak böcek diyoruz ya. Bizim iki tane Çiçek Bayan dinleyicimiz var. Hatta ikisi de Galatasaray'da galiba. Aslı Hanım da Derya Hanım. Evet. Bugünlerde bağlanmıyorlar, acaba nedendir yani? Çünkü onlar da çok güzel renk katıyorlardı bu programa. Hı hı. Yoğunluktandır, yoğunluktandır veya işlerin yoğunluğundan yani, da olabilir tabii ki. Şöyle biz eski dinleyiciler olarak yani unuttuğumuzu sanmasınlar. Yani gerçekten güzel bir ortamımız var. Bazı çok bu biliyorsunuz bazı konuları biz hiç girmiyoruz. Hele ben hiç girmiyorum. Spor üzerinde hep spor benim
spor kanalı olduğu için hep spor konuşmak istiyorum. Başka hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Herkesin bir renkleri vardır. Tabii renk çeşitliliktir. Ama bu radyoda spor üzerinden gidersek dinleyicilere... Zaten öyle gidiyoruz zaten biliyorsunuz. Evet evet. O yönden yani dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Bu arada bilmiyorum da Serkan diye bir arkadaşım var. Beraber çalışıyor. Aslında Fenerli'dir. Ya bir türlü bağlan konuş diyorum. Konuşmuyor inşallah. Sizi bir gün konuşturacağım. Hasta Fenerli. Ha, alt komşunuz ölüyor. Değil mi? Alt komşunuz. Yok, beraber çalışıyoruz. O benim beraber çalışıyor. Ben de dikiyorum. Hı hı. Siz terzi misiniz? Ben terziyim yani. Hı. Ben mod evindeyim şu an. Öyle mi? Oo. Tabii ben Nişantaşı'nda mod evindeyim. O sosyetenin merkezindeyim diyorsunuz. Evet 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 evet. Ya bir gün beklerim inşallah. İnşallah evet. İnşallah Ünal Bey inşallah. Gelenek şey tarzı mı yoksa şey mi dikiyorsunuz? Yok bir şöyle günlük feminen grup, bayan üzeri feminen grup. Anladım. Her tarz var da yani feminen grup daha iyi bizde. Peki ekleyeceğiniz bir şey var mı? Buyurun. Herkese hayırlı yanları dün size iyi yayınlar kolay gelsin. Çok teşekkürler gelsin. Kendinize bakın. Bu arada buyurun. Özür dilerim. Mesela. Akşamki maça iki takıma da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler kendinize çok çok iyi bakın Ünal Bey. Evet devam edelim. Bu akşam demin de söylemiş olduğumuz gibi saat 20.30'da Fenerbahçe Kürşat Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe Sivas Spor maçı var. Zira Türkiye Kupası ilk finalist belli olacak. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman muhtemel 11'e baktığımız zaman İrfan Can Eğribayat'ı görüyoruz. Kalede Ferdi Samet, Zalai, Juan Perez, Arda Aroa, Zayis, Rossi. Rossi'nin içinde bir parantez açmışlar ama ben İrfan Can Kahveci gözüküyor. Ben Rossi'den vazgeçmiyor biliyorsunuz sevgili Jesus. Rossi, Batshuayi, Valencia 11 ile çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin bu akşamki zorlu mücadeleye. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhaba. Kolay gelsin. Ben İsmail, nasılsınız? İyiyim İsmail Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler Aygün Bey. Bugün bir radyonuza bir eleştiriyle başlayacağım. Buyurun efendim. Biliyorsun bizde olumlu eleştirileri her zaman siz. Taraftarı bizde, sizde. Seni çok iyi tanıdın mısın bunu? Bilgisayarın programına dile getirin. Sizin bir programcı arkadaşınız var. Bunu rahat konuşuyorum diye kendisine birebir karşılaştım söyledim. Sadece yayına bağlıyor. Kimi yayına bağlıyor özür dilerim. Saat Tekiloğlu'nu. 30 saniye konuşturuyor. Sadece Tekiloğlu laf söyleyecekse laf ağzına kapatıyor. Yani ya bunu bağlama ya bizim hocamıza saygısızlık yapma. Yani bu ben bir saygısızlık olarak bunu nitelendirdim. Yani 30 saniye konuşturup da hocam sonra görüştük demen. Belki bu, mi acaba İsmail o anda bir canlı yayına mı bağlandı olabilir? Yok. Canlı yayına bağlanmadı. Bazen olabiliyor çünkü. Hani tam bir konu kaldığımız zaman. Yok tabii ki orada biz de biliyoruz. Sadi Hoca'yı da çok severiz. Kendisine sevgilerimizi iletelim. Yalnız senden biri dedim. Sadi Hoca'ya bir müsaade olursa programını almanı isteriz. İnşallah. Genç sporcularla baya bir şeyler açıklamak istiyordu ama o arkadaşımız program bitiyorum diye. Şey etti, 30 saniyede kapattı diye benden bir eleştiri yapayım bu arkadaşa. Burada şey diyeyim. Şimdi ben her zaman söylediğim bir şey var. Genç futbolcularımız. Şimdi bak Trabzon'da Arif denen çocuk var. Bu hafta oynadı. Bence takımın en iyisiydi. Hı-hı. Belki beğenirsiniz, belki beğenmezsiniz. Ben öyle gördüm. Takımın en iyisi, en iyisi. Yani verdiği paslar, yaptığı şeyler. Hı-hı. Fenerbahçe'de var bir genç bir arkadaşımız. Yani bunları daha çoğaltmamız lazım. Bunlara daha şans vermemiz lazım ama aması var işte. Taraftarımız sabır göstermiyor. Sabır azıcık gösterse çok şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Cevherler çıkacak diyorsunuz anladım. Tabii ki. Ben de şimdi biliyorsun ben de bunların içine gelme olduğum için bunları çok iyi biliyorum. Bir ikincisi Arif sakatlandı çıktı. Bundan bilgi var mı? Kim sakatlandı duyamadım. Kim? Arif oyundan sakatlanıp çıktı evet. Bundan bilgi var mı? Sakatlığı ciddi mi? Ne durumdadır? Dün mesaj attım sana ama Nurgül Hanım'a sor diye görmedim. Ha, dün mü attınız? Dün Nurgül vardı evet. Ama bu mesaj atarım şimdi Nurgül'e. Eğer bir cevap gelirse de. Oyundan erken yani son dakikalara yakın sakatlandı çıktı. Acaba sakatlığı ciddi mi ciddi mi? Eğer ciddiyse üzülürüm bu çocuk adına. Yani oynaması isterim. Üçüncüsü hakemlerle ilgili konuşma hiç yok. Hakemlerin ne olduğu belli. Fener maçında da oldu. Diğer maçlarda da oluyor. Dünkü maçta vardı. Kıtmozu topa takılıyor. Faul veriyor. Çime takılıyor. Faul veriyor. Ve bir sorun var sana. Bunu kapatsa sonra yayın cevabını verirsen sevinirim. Ankara Gücü maçında iptal edilen golün neyi vardı? Valla o golün hiçbir şey yoktu.
Ben goldü yani. Yani gol gol verdi, sonra penaltı dedi, sonra hakem atışı dedi. Bir hakem skandalı yaşandı orada, ben sana söyleyeyim. VAR ve hakem skandalı yaşandı. Ben, Ankara Gücü'nün yani o pozisyonda hiçbir şey yok, ben sana söyleyeyim. Ben bir futbolcu olarak defalarca izledim, ben bir şey göremedim. Açıkça söyleyeyim, nereden izlersen izle o pozisyondan hiçbir şey gözükmüyor. Yani tertemiz. Aynen. Gol gitti. Önce golü vermedi, penaltı dedi. Gol zaten en güzel şeydir, biliyorsun zaten penaltı tabii verilmezdi. Ki, tabii ki. Ondan sonra VAR çağırdı. Hakem atışıyla başlattı ya. Peki Aygün Bey, ben acaba bak, penaltı olmaz ki. Olmaz tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Ha. O maçın VAR kayıtlarını lale orta. Hakikaten arkasındaki Cüneyt Çakır'la beraber son dönemde Türk futbolunu bitirdiniz, yemin ediyorum ya. Aynen. Ortalar laleden geldi. Çakır'dan da rezaletler devam ediyor diyelim. Başka da bir şey diyemeyelim. Son olarak buradan bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Aleykümselam. Herkes Allah'a emanet olsun. Çok teşekkürler, siz de aynı şekilde. Saygılar sunuyorum herkese. Teşekkürler. Peki, görüşmek üzere. Evet, şimdi Ünal Bey dedi ya, iki tane bayan dinleyicimiz var işte diye. Onlarla ilgili nedir diye. Aslan Hanım mesaj atmış. Abim aradı vallahi, sayesinde gülümsüyoruz demiş. Instagram'dan mesaj gelmiş ona da, beni soruyorlarmış diye. Yoğun tabii, işlerde çalıştıklarından dolayı arayamıyorlar ama bizi dinliyorlar. Onu da tekrar belirtelim. Sevgili Ünal Bey'e de bu mesajımızı verelim. Zaten Ünal Bey galiba yakında bizim radyo dinleyiciler arasında bir WhatsApp grubu kuracak. Belli, oraya doğru gidiyor. Antep'ten Adem Bey. Bütün her yerden bir bağlantıları kurdu. Helal olsun Ünal Bey. Yani güzel insan. Ne denir böyle, sohbeti seven değil mi? İnsan canlısı. Güzel. Bunlar çok güzel şeyler. Helal olsun. Evet, devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'e kötü bir haber geldi federasyondan, TFF'den. Sevgili Şenol hocamız sevk edildi. Neden sevk edildi bakalım. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yapmış olduğu bir konuşma var, biliyorsunuz, açıklamalarda bulundu. Efendim, sportmenliğe aykırı hareketmiş bu. O yüzden PFDK'ya sevk edilmiş. Aynı zamanda Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Oradan şunu da söyleyeyim. Faruk Koca da enteresan. Sayın Başkan, herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde en erken, en çabuk sevk edilen başkan ünvanını almıştır tahmin ediyorum. Açıklama yaptıktan 10 dakika sonra sevki geldi. Orada bekliyor herhalde bilgisayar başında. Karşılarında televizyonlar açık. Artık kaç kanal varsa karşılarında. Açık televizyondan. Dur yakaladım, tık 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 sev. Ya insanlar konuşmayacak mı arkadaşlar ya? İnsanlar eleştirmeyecekler mi? Yani insanların ağzına, özellikle spor medyası, spor içerisindeki ya kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, kulüplerini temsil eden, o camiaları temsil eden kişiler sizleri eleştiremeyecekler mi? Konuşamayacaklar mı? İlerisi şu gözükecek, ben size söyleyeyim. Maçtan önce, bak oraya doğru gidiyoruz. Maçtan önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu kişiler statlara gelecekler eline de A4 kağıtlarla. Maç bittiği zaman bu A4 kağıtlarındaki yazanları başkanlara verecekler. Efendim, bunları konuşmaların harcı, bir şey konuşma yoksa size sevk ederim noktasına doğru geliyoruz ya. Gerçekten ya. Ya şimdi mantık dışı, hukuk dışı bir lig dedi Sayın Şenol Güneş. Ne var bunda? Eleştiremeyecek mi? Ankara Gücü Başkanı eleştiremeyecek mi? Yani kulübede oturan Montella takımını koruma adına bir şeyler söylemeyecek mi? Gerçekten ne yapıyorsunuz ya? Zaten hakemleriniz rezalet. Açık söylüyorum, bakın, Türk futbolunu bitirdiniz. Türk futbolunun bitirmenin en büyük sebebi, bırakın kulüp başkanları açıklama yapıyor, bu kulüp başkanları da bu noktaya getirdiniz. Statlara gelen seyircileri de bu noktaya getirdiniz. Türk futbolunu bitirdiniz. 8-10 tane hakem, babadan oğula, dededen toruna, amcadan yeğene, yengeden halaya giden bir hakem camiası var. Ve bu hakem camiasını kimse oradan sökemiyor. Enteresan bir şekilde. Gelen Futbol Federasyonu başkanı bile bir süre sonra o çarkın içine giriyor. Kimse bunları gönderemiyor. Ama bunlar istedikleri MHK başkanını gönderiyorlar, istediklerini MHK başkanı yapıyorlar. Gelen MHK başkanı kendine yakınları bir şeyler yapmaya çalışıyor. Görüyoruz ortada işte, statlar bomboş. Bir tek Galatasaray maçlarına insanlar gidiyor da, şampiyonluğa doğru gittiğinden dolayı, şampiyonluğa maçları olduğundan dolayı Galatasaray tribünleri doluyor. Bütün statlar boş. Ratingler düştü. Maçlar izlenmiyor.
Siz böyle devam edin. Bak devam edin. Yakında oynatacak maç, takım da bulamayacaksınız böyle giderseniz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu. Hukukçular koymuşlar kendilerini. Onların içinde de biliyorsunuz bazıları var. Amigo kılıklı attıkları tweetleri tek tek çıkartırım ben. Hangi kulüple ilgili ne tweet atmışlar, neler yazmışlar. Asıl önce siz kendiniz düzeltin. Asıl önce siz kendinize ceza verin. O kurullarda oturmayın. Oturmuş olduğunuz kurul makamların değerini bilin. Seçilmeden önce tweet atmışsınız o kulüplerle ilgili. Neler yazmışsınız? Neler neler neler? Öyle bir tanesi var. Evlere şenlik. Evlere şenlik. Senin vermiş olduğun cezanın hükmü yok benim nezdimde. Çünkü sen zaten rengini belirtmişsin. PFDK'daki arkadaş. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, bu PFDK'la ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yani PFDK dün biliyorsunuz 4 gün sonra Fenerbahçeli Samet'i PFDK'ya sevki geldi. PFDK'ya sevk edenler bu sevke gerek olmadığına dair de daha sonra kanaat verdiler. Sevki iptal ettiler. Komedi dans üçlüsü. Aynen devam ediyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ya bakın. Kimler kimlere ne cezalar veriyor ya? PFDK üyeleri size söylüyorum. Bir örnek daha veriyorum. Metin Sipahioğlu. Çok da sevdiğim bir insandır Metin Bey. Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yaptı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeyle bıraktı. Bırakıldı da bayağı oldu ben size söyleyeyim. Metin Sipahioğlu işte sosyal medya Twitter'da bir sürü tweetler atıyor. Ya atmış olduğu tweetlerden PFDK'ya sevk edildi. Sonra öğrendiler ki onun yönetici olmadığını. Daha sonra o sevki iptal ettiler. İşte bu kurumlar bize ceza veriyor. Futbolun içerisindeki başkanlara, yöneticilere. Düşünebiliyor musunuz? Metin Sipahioğlu'nun Fenerbahçe'de yönetici olup olmadığını da bilmiyorlar. Yönetimden ayrıldıklarından haberleri yok. Atmış olduğu tweetlerden dolayı sevk yaptılar ya. İşte bu kurum PFDK. Ve bu kurumu maalesef kimseye şikayet edemiyoruz. Kulüpler de gidiyorlar o seçim dönemlerinde. Ellerini kaldırıyorlar. Bu hakem, bu şey TFF başkanlarını belirliyorlar. Ondan sonra da bütün sene boyunca onunla uğraşıyorlar. Ya kardeşim içinizden bir tane TFF başkanı çıkartamıyor musunuz ya? O kadar kulüp var. Bir isim çıkaramıyor musunuz? Günaydın. Alo günaydın. 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 Manisa'dan Songül. Duyamıyorum, çok özür dilerim. Ses çok kötü geliyor. Manisa'dan Songül. Songül Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Uzun zamandır sizi dinliyorum. Buyurun Songül Hanım. Manisa'ya da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok da severim. Geçerken hep uğrarım. Aslında şehir içinden geçiyorduk. Şimdi tabii otobanlar, motobanlar yapıyor. Artık şehre uğrayamıyoruz. Ama Manisa hakikaten en güzel illerimizden bir tanesidir. Buyurun Songül Hanım. Evet, evet. Çok güzel. Ben çok eski bir radyospor dinleyicisiyim. Buyurun. Galatasaray taraftarıyım. Biraz garanticiyim. Zaten 3 tane bayan, 3'ü de Galatasaraylı. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı bayan dinleyicilerimiz neredeler? Aslında dinliyorlardı. Ben de sessiz dinleyicilerdendim. Çok uzun zamandır bağlanmak istiyordum. Ne peki sizi harekete geçirdi? Sizi harekete geçiren olay ne peki? Ya ben sürekli aramak istiyorum böyle. Hmm. Her gün neredeyse ama düşmüyor. Yani şu an çok ısrarlı aradı bu sefer. Buyurun. Az önceki beyefendi de böcek çiçek dedi. aslında çok var. Bir tek o iki hanım gibi değil. Bizler gibi çok... Evet, Songül Hanım da, Songül Hanım, Derya Hanım, Aslı Hanım ve Songül Hanım. Üç bayan herhalde, üçü de Galatasaray'da. Çok vardır eminim. O yüzden de biraz böyle erkek dinleyicilerden de biraz ricam böyle bazen aradıklarında. Hani amiyane tabirle biraz kahve ağzı gibi maalesef, bazen konuşuyorlar. Bizler maalesef. Bayan olarak gerçekten çok dinleyiciniz var. O yüzden çok teşekkürler. Sakın iki kişi gibi düşünmesin bu erkek dinleyicilerde. Ünal Bey özellikle. Evet yani çok var. O yüzden de daha dikkatli konuşmalarını çok isterim her zaman. Hı hı. İnşallah şampiyon oluruz. Şampiyon olursak 5 aylık bir hala bir tedirginlik var mı? Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. Amin. 9 yaşında kızım var, o babası gibi Beşiktaşlı. Babası gibi derken. Burada kim şampiyon olursa dedik biz eşimle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 2 tane mi çocuğunuz var? Ben yani biri 5 aylık, biri 9 yaşında mı? Ben yanlış anlamadım değil mi? Evet, ikisi de kızım, doğru. Peki Fenerli hiç yok mu arada? Engellediniz mi çocuklara Fenerli olmasını? Ya aslında hani biraz kızmasın Fenerliler gerçekten. Hani biz ya Beşiktaş ya Galatasaray şampiyon olursa o takımla olsun dedim küçük kızım. Peki bu sene Fenerbahçe aradan Fener çıkıp şampiyon olursa? Fenerbahçe bu sene aradan çıkıp son şampiyon. Bir dakika Songül Hanım, daha bitmedi lig.
Daha lig bitmedi. Tabii, o yüzden de hala daha emin değilim. Ben çok garantiyimdir. Emin değilim. Olursa inşallah Galatasaray bir taraftar daha kazanacak. Bir dakika, olamazsa Fenerbahçe kazanacak. Fener olursa biz seneye erteleyeceğiz galiba. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olabilir mi? Bakın. Tamam, o da sizin hatırınıza ben eşini iddia edeceğim. Tamam. O da renk katsın o zaman. Aynen. Yani şimdi Fener, bak Beşiktaş var, Galatasaray var, bir de Fener evet. olması lazım arada. Doğru söylüyorsun, çünkü her Beşiktaş Galatasaray maçında biz eşimle kavga ederiz. Hiç objektif değildir. Yani çok güzel oluyor maç seyretmek. Böyle bir araya Fenerlik katarsak muhteşem olur. Evet evet, o zaman artık tamam, sizin için ben eşini iddia edeceğim. Fener yani. Olursa... Çok zor ihtimal, olsun. Çok zor ihtimal. Galatasaray devamlı bir evet, şampiyon yani sen ol diyor. Bırakmazlar. Galatasaray devamlı sonra. Şampiyon sen ol dedi. Fener yok ben olmayacağım sen ol diye devamlı böyle evet, geri evet. çeviriyoruz. Buyurun, ben gerçekten diyorum. Beşiktaş'a yenildiğimiz gün yani karalar bağladım dedim. Oo. Tamam yani buradan artık Fener vermez dedim. Hı-hı. Ama çok büyük bir mucize oldu bizim için. İnşallah buradan sonra da biz şimdi vermeyiz. O mucizeyi Fenerbahçe bekliyor. Evet yani onlar için inşallah biz vermeyiz bu sefer o mucizeyi. Bir de hakemlerle ilgili çok küçük bir buyurun şey efendim, söylemek buyurun, buyurun, buyurun. Eskiden gelin. Hakemlerle ilgili hiç art niyetli olduklarını düşünmüyordum. Görmemiştir derdim böyle ekran başında programları tekrarını izlerken. Ama artık art niyetli olduklarını düşünüyorum. Evet ya. Gerçekten. Bu kadar teknolojinin içinde ben hakemlerin art niyetli olduklarını düşünüyorum. Bir de şu Samet Akaydın'la ilgili iki gün önce akşam. A Haber, A Spor'da şimdi hani çok isim vermeyeyim. Oradaki programcılar gece maç bittikten sonra. Son günlerim isim vermeyeyim dedi ama isim verdi. Dayanamadı. Oradakiler neredeyse sözleşmesi pes edilsin dediler. Ya bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Bir televizyon kanalında isim vermek istemiyorum. Ben vermeyeceğim evet. ismi. Trabzon'a giremez dedi ya. Ya çok acı. Çok bizler acı bizler zaten ya. Halk olarak, siyasi olarak, işte futbol olarak çok öndeyiz çok zaten. Ya. Burada yöneticiler inanılmazlar. İnsanları birbirine düşürmeye çok meraklılar. İnsanlar da çok hazır zaten. Çünkü çok stresliyiz, gerginiz, hayat şartları. Böyle biri bir şey desin diye bekliyoruz. Gerçekten yöneticilerin daha dikkatli olması lazım. Ve spor yorumcularının, yani böyle milyonlara hitap eden kişilerin daha dikkatli bir olması lazım. Bir Galatasaraylı olarak, bir Fenerbahçeli Aygün Üspek hakkındaki düşünceniz ne? Bakın alt günün sorusu. Zaten ben böyle şey olsam, mesela var öyle birkaç tane, tamam şimdi gerçekten vermemişsin. Ha, radyocu değil. Televizyonda böyle gördüğüm zaman hiç tahammül edemiyorum. Böyle hani gazeteci olduklarında işte her sizin var. İşte Galatasaraylı spor yazarı. Onu sormadım, onu sormadım. Yok, onları dinleyemiyorum ama sizi hiç kaçırmıyorum. Teşekkür ederim. Onu sonra. Demek istedim. Yani onları böyle gelin Songül Hanım, edemiyorum. böyle gelin. Bir tane de Fenerbahçeli olursa evde harika olur ev. o artık yani papatya gibi olur. Çiçekler açılır o evde, yemin ediyorum. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylısı. Üç tane büyük takımdan. Vallahi çiçekler eğer açılır. Eğer Fenerbahçe evde. Şampiyon olursa kızımı Fenerli yapacağım, söz veriyorum. Bu fıkışımızda böyle formalarımızda size bir şekilde o fotoğrafı. Aynen, bekliyorum formayı. Sosyal medyadan göndereceğim. Şöyle yapalım. Tabii sizinle şöyle yapayım. Fenerbahçe şampiyon olursa kızınızın formasını ben hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ararım ama. Bekliyorum. Arayın tamam. Yani o formanı resmi isterim. Net isterim. Tamam. Çok zor ihtimal. Mucize. Zor ama mucize. Hiç belli olmaz. Bu biz Nasıl Denizli'de kazandık hiç belli olmaz. Aynen, o yüzden doğru. Ben hala emin değilim. Aynen öyle. Hep içimde bir şüphe var. Artık hayırlısı. Herkes için. İyi yayınlar diliyorum. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın Songül Hanım. Tekrar eşinize saygılarımızı iletelim. Allah bağışlasın. İki tane de dünya tatlısı evladınız var. Allah bağışlasın. Evet, demin bu konuya devam ediyorduk. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun şeylerine devam ediyorduk. Beşiktaş Kulübü en son artık hakikaten isyan noktasına geldi. Yani bütün kulüpler zaten bu isyan noktasına geldi. Beşiktaş dün akşam bu sevklerin ardından bir açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Beşiktaş Kulübü. Taraftara ceza. Hakikaten bu da var. Başkana ceza. Yöneticilere ceza. Hocaya ceza. Lig bitiyor, sıra kimde? Bak, sıra kimde cümlesi güzel bir cümle. Mesaj belli. Yani sıra sana geliyor. Federasyon başkanı anlamına geliyor. Sıra kimde? Çünkü Haziran'da seçim var. Zaten Sayın Ahmet Nur Çebi, Mehmet Büyükekşi'yi desteklemeyeceklerini açıklayan ilk başkandır. Tebrik ediyorum kendisini de. Sayın Ahmet Nur Çebi bu konuda hakikaten net tavırlar sergiliyor. Onu bir kez daha tebrik ediyoruz. Hakikaten ya, bir de bu şey, blok kapatmalar çıktı. Şimdi ben eşimle gidiyorum, çoluğumla çocuğumla, işte Songül Hanım, hadi Manisa'da Songül Hanım gitti, İstanbul'da maça geldi, kombinesi var, aile kombine almış, maça geldi, tribünde oturuyor çoluğuyla çocuğuyla.
maraton tribünde oturuyor. Ne bileyim üst tribünde, alt, açık tribünde oturuyor. Kombinesi var, almış. Her hafta maça geliyor. Yan tarafta 100 kişi bağırıyor, küfür ediyor. Bir bakıyorsunuz, Songül Hanım'ın kombinesi de gidiyor. Bir sonraki hafta giremiyor maça. Sen bu hakkı nasıl alıyorsun elinden insanların? Nasıl alıyorsun? Hani her statta 200 tane kamera vardı. Hani insanlar bu pasolikleri satılırken merak etmeyin göz bebekleri ne kadar insanları tespit edeceğiz. Oradaki bu olayları yapanları tek tek çıkartacağız, atacağız dışarı dediniz de. Niye şimdi yapamıyorsunuz? Niye binlerce kişiyi mağdur ediyorsunuz? Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Aygün Bey. Kimle görüşüyoruz? Ben Mert, İstanbul'dan Beşiktaş taraftarıyım. Hoş geldin Evvela Mert size Bey. Bir sitemim var. Hayırdır inşallah. Sizi radyo programı esnasında, bu iki saatlik programda ve diğer yaptığınız programda sizi tarafsızlığınızla tanıyoruz. Teşekkür ederim. Ama şimdi beşerli çocuğu Fenerbahçeli yapmaya çalışıyorsunuz. Bu hoş olmuyor yani. Yani çocuğun kaderiyle oynamayın bari, kurban olayım yani. Ya olmayacağını zaten biliyoruz Mert Bey. Açıkça söyleyeyim yani bu dakikadan yok, sonra. Üç kez Galatasaray. Hayır, üç kez Galatasaray. Hayır, şimdi şöyle. Taraflı olmanıza sistem ediyorum. Ya ama arada sırada ama ben tarafımı belli ediyorum Mert Bey. Ben diyorum ki ben Fenerbahçeliyim diyorum. Ben oynamıyorum ki, tribünden oynamıyorum ki. Yani herkes tabii, oynamıyor. Tabii. Ben Fenerbahçeliyim diyorum. Şimdi benim de ama şimdi o ailede bakın Fenerbahçeli'nin de olması lazım. Yani Beşiktaş var. Doğru mu? Galatasaray doğru. Var. En güzeli de o zaten. Bir de Fenerbahçeli olacak ki o ailede böyle maçlar, maç günleri falan heyecan, adrenalin artsın biraz. O yüzden 5 aylık minik kardeşimize inşallah. Fenerbahçeli futbolcuları sesimizi duyuyordur da kazanırlar diyelim ama Galatasaray kaybetse bile Fenerbahçe kazanamıyor. Onu da söyleyelim mi? Evet, çok enteresan yani, gerçekten. Yani ondan dolayı zor. Neredeyse biz yani ikinci biteceğiz. O 5 yani. Aylık bebeğimiz devam edecek Beşiktaş'ta olmaya, onu söyleyeyim. Yani, evet, neredeyse biz ikinci biteceğiz ligi yani. Gidişat öyle. Allah'tan bir maç fazlalığınız var da kafa kafaya şu anda. O da olmazsa kafaya. Aynen, işte Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse biz büyük bir ihtimal ikinci bitirebiliriz. Ama PFDK açıklama yaptı, büyük ihtimal hocamız ceza alacak. Hocam ya bu ülkede maalesef bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani futbol olsun her konuda gerçekler söyleyince tukaka oluyorsunuz maalesef yani. Ya bir şey de demedi ki yani. Ben anlamıyorum. Ya, bir şey de demedi. Dinledim işte, ben yani. Bizim için falan bir şey demiyor. Onlar bizim için bir şey demiyor ama onların demek ki işte gocunuyorlar işte. Şey yani diyecek, bakın şunu söyleyeyim ben kulüp başkanlarına maçtan sonra. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerimiz, sizler mükemmel insanlarsınız deseler ceza gelmeyecek demek ki. Tabii. Böyle konuşmaya başlayın, ondan sonra ince ince devam edin. Yok, bence ona da ceza gelir, abartıyorsunuz diye. Çok abartın derler. Tabii, abarttıkları için belki olabilir, ceza gelebilir. Olabilir. Bir de şimdi sahada maalesef hakemler hata yapıyor. Yönetici konuşuyor, ceza yiyor. Sahada teknik direktör sahaya giriyor, hakemin verdiği yanlış kararlardan sebep. Evet, girilmemesi lazım, o ayrı. Ama insanların da gerçekten bir hat şeyi var yani, sinir harbi yaşanıyor orada. 90 dakika içinde tribünden sizden bir beklentisi var. Galibiyettir, sevinçtir, goldür bir beklentisi var. Ama işte maç sonu yönetici hakemin yönetiminden sebep şeyini söylüyor, şikayetini söylüyor, ceza alıyor. Çok enteresan gerçekten, hani her şeyin değişmesi lazım ama yok yani maalesef. Evet. Buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi. Beşiktaşlı hanım taraftarlarımızı, dişi kartalları da radyo Spor'a canlı yayına bekliyoruz. Evet, evet. Beşiktaşlı Galatasaraylı bak 3 tane bayan ve sessiz dinleyici, çok fazla bayan dinleyicilerimiz olduğunu söyledi demin Songül Hanım. Bir de hakikaten o konuda ben de biraz rahatsızım. Bazı dinleyicilerimiz çok az da olsa, çok küçük de olsa böyle bir kahve ağzıyla konuşuyorlar. Burası canlı yayın arkadaşlar. Milyonlara gidiyor bu sesleriniz. Biraz daha dikkat edelim. Özellikle bayan dinleyicilerimizin de çok fazla olduğunu söylüyoruz. Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, diğer kulüplere de gönül vermiş olan bayan dinleyicilerimizi de mutlak surette telefona açmaları için bekliyoruz diyelim. Kısa bir ara verelim. Birazdan Hakan Can bizlerle beraber olacak. Eğer sorularınız olursa Hakan Can'a da Aygün Özbek Twitter ve Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız sevgili Hakan Can'a da o sorularınızı iletmek isterim. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. İzmir'den güzel bir ses. Spor yazarı Hakan Can şu an bizlerle beraber. Hakan abi, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Aygün'üm, günaydın. Günaydın, nasılsın, iyi misin? İyiyim, Afyon'un patlamadı da. Birazdan hallederiz o işi, sıkıntı yok. Hakan abi, bu hafta ben biraz birkaç gündür şeye takmış vaziyetteyim. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na takmış vaziyetteyim. Önce Samet'in olayından başlamak istiyorum. Samet'in görüntüsü Trezege ve onu da çok farklı noktaya getirdiler. İşte efendim, yerde secdede olan bir futbolcu tükürdü noktasına kadar getirilmeye çalışıldı. PFDK 4 gün sonra, normalde 48 saattir ama 4 gün sonra bir sevk yaptı. Sonra sevkte de yaptıktan sonra PFDK sevki iptal etti. Dün Şenol Hoca bir şey söylüyor, PFDK sevk oluyor. Başkanlar bir şey söylüyor, PFDK sevk oluyor. Tribünlerde belli kısım insanlar küfür ediyor. Efendim? Şenol Hoca ne dedi? Hemen cümleyi de söyleyeyim ben size, net olarak söyleyeyim. Mantık dışı, hukuk dışı birlik dedi. Sevk oldu. Tribünlere de insanlar geliyor. Eşiyle çocuğa kombinesi var. 3 kişi küfür ediyor. Bütün tribünleri kapatıyorlar. Oradaki taraftarları da sevk ediyorlar. Maçları almıyorlar. Ya bizim bu PFDK'dan çektiğimiz nedir diyelim. Topu size atayım, buyurun efendim. Önce Samet'ten başlayalım isterseniz. Oldu. Çok sanatlı. Bir defa yani iş profesyonel disiplin kurulunun suçu değil bu. Hukuk müfettişliği diye bir birim var. Hı hı. Maçta değerlendirilemeyen olayları buraya mı gönderiyor? Maçları takip ederek, işte medyada çıkan haberlere bakarak bu iddia doğru mu değil mi diyerek seç işlemlerini yapıyorlar. Hakemin görüp değerlendirmediği pozisyonla ilgili, hakemin göremediği ve değerlendirmediği pozisyonla ilgili bir görüntü düşerse, hakem bunu kaçırmış ama bu da bir disiplin suçu var, bu oyuncu cezalandırılmalı diye iddia bu. İddia makamı olarak sevk ediyorlar disiplin kurumuna. Onun üzerine de işte kulüplere bilgi gidiyor. Kulüpler savunmalarını yapıyorlar. Sonra da duruşmasını yapıyor. Yani futbol disiplin kurulu. Şimdi Samet'in öyle kötü bir durum ki, kardeşim biz konuyla ilgilendik. Bütün kamuoyu, yani ben inanamadım bazı arkadaşlarımın, benim Samet secdede duran Trezeguet'e tükürdü iddiasını savunmasına. Evet. Yani bu ırkçılığa da girer. Hele ülkemizde son günlerde karşılığı yüksek olan inançlı birine saldırıdan, tam toplumun fayatlarından bir tanesi bu. Ona göz yummaya girer. Hadi ne yapalım, sevk edelim de top bizden gitsin dediler herhalde. Çünkü Trabzonspor Kulübü de çok sert bir bildiri yayınladı. Vay işte oyuncumuz o yakın. Ben öyle bir şey görmedim. Yani sadece dini değerlerle falan ilgili, bildiğin ırkçılık bu yani. Bir adam başka bir yerden, öyle bir şey olmadığı kanaatindeyim ben ki. Samet de benzer bir açıklama yapmış işte. O sevkin iptal edilmesinden dolayı mutluyum bir defa. Yani polemiklerin önüne geçilmiş oldu. Ben inanmıyorum. Bilerek ve isteyerek rakibine tükürdüğüne. Açılardan baktığın zaman Hakan abi, şimdi ben dün de söyledim, 35 senedir fotoğraf çekiyorum. Şu aralar keyif için fotoğraf çekiyorum. Çünkü saha içerisinde olmak benim ayrı, bizim biliyorsun, bizim mesleğimizden kopamayız. Sen de çok iyi biliyorsun. Açılara baktığın zaman bir açıdan sanki böyle tükürdü gibi gözüküyor ama o %98'ine baktığın zaman o açıyı göremezsin. %2'lik çok farklı bir açıdan. Bir de şeyden gidiyor Hakan abi. Tribünden birinin çekmiş olduğu görüntüden sevke gitti de ya. İnanır gibi değil ya. Tribünden çekilen bir görüntü. Vallahi yani tribünden çekilen görüntü, bir cep telefonu görüntüsü hem de. Bak dikkat edemez misin? Cep telefonu görüntüsü. Yani, tribünden çekilen görüntü iyidir. Çünkü mesela geçen sene Vida'ya yapılan bir penaltı vardı. Hangi maçtaydı bilmiyorum ama
20 kamerayla çeken yayıncı kuruluşta yoktu. Tribünler kale arkasından vardı. Kale arkasından vardı değil mi? Tribünden yapılan bir çekimde çok net olarak çıktı ortaya. Çıktı ortaya. Mesele bu değil yani. Hata yaptılar. Dün sevk iptal edildi diyorsun. Evet. Doğrusunu yaptılar. Bir de şu da çok enteresan Hakan'ım. Normalde 48 saat içerisinde sevk etmen gerekirken 4 gün sonra sevk oldu. Yani ayın 18'de yapılan hareket 22'sine sevk oluşturdu. Herhalde orada bir baskı oluştu tahmin ediyorum. Öyle kötü bir şey ki bu. Bir baskı oluştu. İki delil elimize geç geldi kardeşim. Delil gelecek sana, adam cinayet işlemiş. 2 günde sevk etmen lazım. 4 gün sonra çıkmış. Bunun zaman açımı olmaz. Çünkü rakibe tükürmenin cezası 7 maçtı bildiğim kadarıyla. 7 maçta 10 maçta. 2 ile 5 ile pozisyona göre gidiyor. 2 ile 5 ama 7 de olabiliyor. Doğru. Neyse. Şimdi 4 maç ve üstünde alırsa Türkiye Kupası maçında oynayamayacak. Evet doğru. Öyle bir durum var. Eyvah eyvah biz yandık dediler herhalde. Yok lan herif yapmıyor yani. Skor 3-1 maçın bitimine kalmış 10 dakika. İki futbolcu arasında herhangi bir husumet yok. Maç içinde gerilim yaşanmamış. Bu eşyanın tabiatına aykırı yani. Samet'in kariyerinde rakipleriyle bu anlamda en ufak bir didişme yok. İtişen, kakışan, kavga eden bir adam değil. Genelde stoperler çok serttir. Hı hı. Bilirsin yani şey, küfüre, kafire en yakın futbolcular onlardır yani. Sert adamlar. Hı hı. Madem 35 yıl dedin genç Aygün yaşını ortaya çıkardın. Yani, hayır ben bebeklikten itibaren başladım demek istedim. Tamam işte. Abartıyorsun. Gazeteciler yalancı olur diyorlar sonra. Hayır gazetecinin cin peşine. Üstün dilini. Dinleyenler bu Aygün benim iddiam şudur ki klonlanmış olanı. Doğru. Ben orijinaliyle de tanışıyorum üstüne. Velhasıl selam, bu disiplin kurulunun sorumluluğunda olan bir şey değil. Hukuk kurulunun işi. Hukuk kurulundaki insanlar da Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine danışmadan bu işi yapmazlar. Ya tükürdüğünü görüyorsanız sevk edin demişlerdir. Ondan sonra da muhtemelen yayıncı kuruluştan görüntüleri alıp, çünkü sen bana tüküreceksin, ben fırlayıp gırtlağına yapışmayacağım senin. Mümkün mü? Değil yok. Tabii ki. Bu konunun kapandığına dolayı mutluyum ben ama inan ki birkaç sene işte Samet de tükürmüştü, disipline bile sevk edilmedi diyecekler. Konuşanlar olacak. Yani şu güzelim derbiden bize de bu müsabaka kalmış olacak. Şenol Hoca ne demişti tam olarak? Hemen söyleyeyim. Masa başı ve kararlara girmek istemiyorum. Oyun akıcılığı, futbol oynamayı düşünen takım ve oyuncuların önünü açmak gerekir. Ama çok konuşmayalım. Çünkü biz hiç değinmedik hakemler konusuna, değinmeyelim. Bizim aldığımız puanın iyi olması, takımın iyi olmasıyla orantılı, oyuncuların iyi olmasıyla orantılı. Bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. Yani bunu suçlamak için söylemiyorum. Şimdi düşün 2-3 hafta bu, dinleniyorsunuz. Bir maç suçlama değil. Aynen. Tabii suçlama değil yani, bu hukuk dışı birlik demek, suçlama değil, tespit. Hı hı. Siz hukuksuz, adaletsiz, kafanıza göre lig yönetiyorsunuz ama ben sizi suçlamıyorum. Siz kurallara uymuyorsunuz ama bu bir suçlama değil. Ya bundan ötesi var mı ya? Devam et abi. 2-3 hafta maç oynuyorsunuz. 2-3 hafta dinleniyorsunuz. Bir maç oynuyorsunuz. Bir takım bakıyorsunuz puan yok. O da bir 3 puan alıyor. Ya bu takımın acaba kiminle ne maçı var? Cümle aynen bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi sevk yapılmış bundan. Sevk yapılmış. Hukuk dışı bilinlik ifadesi için sevk yapılmasını doğru. Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle. Açıklamalarında. Hı hı. Ya bu sevk işlemi doğru, sen katılmıyor musun? Bu sevk yanlış mı buluyorsun? Hakan abi ben yanlış buluyorum. Yani insanlar eleştiri yapamayacak mı? Abi... Yani insan eleştirecek Hakan abi. Şimdi ya diyor ki ben şunu, yani diyorlar ki işte Beşiktaş farklı bir şey söylüyor.
Jesus da bunu söyledi biliyorsun. Ya masa başı kararlar alınıyor. Bize hiç kimse bir şey sormuyor diyorlar. Ya bundan insanlar... Jesus ben kimsin? Kime soracaklar ya? Teknik direktörlere karar alınırken sorulduğu nerede görülmüş? Ama işte adamlar Avrupa'da, Avrupa'da bunu soruyorlar Avrupa'da. Ya hocalara soruyorlar. Hayır, yok öyle bir şey. Soruyorlarsa da yanlış yapıyorlar ya. Bu... Ya bir yabancı kuralın alınması ne bileyim bir şeyin liglerle ilgili. Yabancı kuralına hiçbir şey demem ama. Onunla ilgili söyledi Jesus zaten. Yani bir kural alınıyorsa bu hani oynayıp oynatılmama bilmem ne bunlarla ilgili veya ligdeki o kalan maçlarla ilgili. Bize hiçbir şey sorulmadan karar alınıyor diyor masa başında. Şimdi sana sormayacaklar Jesus. Senin başkanın yani senin işverenin bu konuda yetkili olan kişi. Hı hı. Senin patronun sana sorup senin görüşünden de faydalanarak görüş oluşturuyorsa ne âlâ. Senin patronun sana sormadan görüş oluşturup görüş sunuyorsa, talepte bulunuyorsa federasyondan o da onun bileceği iş. Bir karar alacağız. Bütün hocaları arayın. Futbolcuları da arayın. Direkt futbolcuları ilgilendiriyor. Başkanları arayın. Öyle bir ortak görüş bulalım. Bize çalışmayanlar var. Yabancı kurulu gibi kurullarda bunu çoktan yapmalıydık. Ama bunu yapmıyorlar. Bunu Fatih Hocam da yapmıyor. Şenol Hocam da yapmıyor. Yani efsane Türk futbol teknik direktörlerinden. Mustafa Denizli de yapmadı. Onlar zaten doğrularını biliyorlar. Hı hı. Bizim görüşümüz bu diye sunuyorlar. Öyle bir içtihat yok bizde ama hukuksuz lig lafı bir eleştiri değil. Hukuksuz lig lafı işte Galatasaray Fenerbahçe hangi şampiyon olursa onların başarısını gölgeleyecek. Onlar federasyon sayesinde şampiyon olduğu anlamına kadar gidecek bir değerlendirme. Şunu diyebilir. O zaman hiçbir şey olmazdı bu eleştiri. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı karara katılmıyorum. Bence oynanmamış maçlar oynanmış sayılmalıydı. Bu alınmış karar işte Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını kolaylaştırmıştır. Onların işine yaramıştır. Bak burada hiç hakaret yok. Bu lig hukuksuz bir lig dedin mi? Yok öyle. Yağma. Evet. Ya hukuksuz dedi. Federasyonda onu sineye çekti. İsteyen istediğini söyler. Şimdi zaten biliyorsun yöneticilere verilen cezalar kaldırılıyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuran başkanlar, yöneticiler oldu. Bizim eleştiri hakkımız elimizden alınıyor. İfade özgürlüğüne Türkiye Futbol Federasyonu bu kararıyla engel olmuştur diye müracaat ediyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yöneticilerin haklı olduğunu, bunun eleştiri kapsamında olduğunu söylüyor, cezayı kaldırıyor. O yüzdendir ki Ali Koç'a, Dursun Özbey'e, Ahmet Nurçebi'ye, disiplin kurulundan verilen işte bir ay ceza, 200 bin lira para cezası falan... Disiplin kurulundan veriliyor ceza, tahkimde kalkıyor. Muhakkak Şenol Hoca da bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaktır eğer tahkimden, yani kendisine bir hak mahrumiyeti cezası çıkarılır, tahkimden onanırsa, hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkum ettirecektir. Ama şimdi onların eleştiri olarak baktığı şeyi ben farklı değerlendiriyorum. Böyle hukuk dışı birlik lafı nasıl bir eleştiridir? Abi çok ağır. Türkiye Futbol Federasyonu bu eleştiriye katılmam ama saygı gösterin. İki hafta maç oynuyorsun, bir hafta oynuyorsun, rakibin nerede oynayacak? Bizim son hafta maçımız var. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçı yok. Eyvallah da ya deprem vardı. Deprem oldu, deprem. Milyon kişi yuvasından ayrıldı. 50 küsür bin kişi rahmetli oldu, vefat etti.
Yüz binlerce insan akrabasını, canını, ciğerini, evini, barkını, işini kaybetti. Ve siz diyorsunuz ki ve hepsi maalesef bu oynanmış maçlar oynanmamış sayılsın diyenler rastlanan tuşuya Hatay Spor ve Gaziantep Spor'a puan kaybetmiş takımlar. Beşiktaş tek değil ki 7 tane kulüp var. Ama Kayseri Spor oynayarak biri içeride biri dışarıda 6 puan almış. Fenerbahçe biri içi biri dışarıda 6 puan almış. Galatasaray ikisi içeride 6 almış ki Beşiktaş işte rekabete bu sığmaz. Bizim rakibimiz 2 az deplasman oynayarak ligi bitirmiş. O yüzden iptal edilsin diyor. Kendileri açısından haklı Deniz Sürman'a uçursa ama Giresunspor ne olacak abi? Giresunspor için yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için bu bir şampiyonluk hedefi. Giresunspor için yaşama sebebi Giresunspor 4 puan almış. Siz evet. Giresun'un 4 puanı bu hafta oynanmadan düşsün. Bana evet. göre, sana göre, kaybedenlere göre iptal edilmeli, kazananlara göre emsal kararlar da var geçmişte. Samsun Spor, Elazığ Spor, yanlış hatırlamıyorsam Cizre Spor, Van Spor. Hı hı. Ligden çekildiği zaman oynadıkları maçlar geçerli, oynamadıkları maçlar geçerli. Aynı o şekilde de doğru. Doğru. Ama şimdi ne oluyor? Ya Galatasaray Beşiktaş'tan kazanma ihtimali Galatasaray'ın daha yüksek diye söylüyorum. İki ağız deplasman oynayarak şampiyon oldu. Bu lig hukuksuz. Ama Atsu öldü. Öldü. Christian Atsu deprem günü vefat etti. Ondan 3 saat önce de takımının galibiyet golünü atmıştı. Evet. Bütün şehri sevince boğmuştu. Hı hı. Diyorsunuz ki o sayılmaz. Neden? Sayılmasın da işte ondan. Çünkü rakibimiz haksız avantaj sağlıyor. Cristiano Ronaldo Türk futbol tarihinden silme talebidir bu istenen şey. Taner Sabutur o sevincini silme talebidir bu. Yani müsabaka yapılıyor. Talihsizlik gerçekten iki az deplasman oynamak sıra dışı bir şey ama yani iki fazla deplasman oynamak. Hı hı. Şampiyonun için iki az deplasman oynamak avantaj gözüküyor da bunu bu insanlar ayarlamadılar ya da federasyon yapmadı ki. Deprem oldu, deprem. Bunun üzerinde tedirme hakkımız yok. Hakkı... Ya birileri de mağdur olacak. Mağdur olursa da olsun ne yapalım ama yani hukuk var mağdur olsun. Niye mağdur olacakmış Giresun Spor? Örnek Giresun olduğu için söylüyorum şey. Anladım ne demek seni. İki tane fazla deplasman oynadınız diye Giresun niye temel düşsün? Doğru. Hakan abi çok kısa bir reklam aramız var. Bir araya gidelim. Aradan sonra bu konuya devam ederiz. Kısa bir ara veriyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10.53 gösteri hattımızda spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi tabii ben de seninle aynı görüşteyim depremden dolayı. Allah korusun bir daha böyle bir felaket yaşamayalım. Binlerce insanımızı kaybettik. Yani şehirler darmaduman olmuş vaziyette. Aileler aynı şekilde. Ama tabii şunu da söyledim. Yani demek istediğim şu. Yani insanlar konuşabilsin. Yani en ufak bir şeyde niye cezaya sevk ediliyorlar? Eleştiri yapabilsin anlamında söyledim. Eleştiri tabii ki yapabilsin. Ben eleştiri yaptım derim. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu bu konudaki aldığı karara katılmıyoruz. Hı hı. Doğru olmamıştır. Hı hı. Bu karar bizi mağdur etmiştir. Demek başka bir şey. Bu hiç hukuksuz, hukuku yok. Ya bu verdikleri karar hiçbir dayanağı yok demek. Farklı bir şey. Eleştiriden hakarete geçiyor. Bence katılmayabilirsiniz ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de muhakkak senin dediğin gibi düşünecek ve eğer tahkimden de bir disiplinden ceza çıkıp tahkimden onanırsa 3 ay sonra o güneşin yaptığı başkanın haklılığı ortaya çıktı diye haberlerde okuyabiliriz. Ama
çok gergin olduğumuz bu dönemde bu denli hoyrat bir dil kullanmamak zorundayız. Jesus'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Hı hı. Adam yalan söyledi gözümüzün içine baka baka. Çünkü dedi ki Türkiye'de ligler, Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor. Biz hepimiz dinleyenler bunu hakem kararları olarak değerlendirdik. Çünkü Fenerbahçe'nin Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarından dolayı bir puan kaybı yoktu. Burada kastettiği şey bizim şampiyonluğumuzu masa başına engellemeye çalışıyorlar diye insanlar okudu ki doğruydu. Hı hı. Aradan bir hafta geçtikten sonra dedi ki ya kastettiği o değildi, depremle ilgili verilen karar falan diye. Hı hı. Toparlamaya çalıştılar ceza almasın diye. Hı hı. Ama halbuki kastettiği oydu. Tam taraftar kısmında, yani mağdur olduğunu düşünen taraftarların primlerce açıklamalar bunlar. Zaten onlar da öyle düşünüyor. Lan helal olsun hocaya bak, hakkımızı yedirmiyor. Maçlar sağlığı değil, masada kazanılıyor. Türkiye böyle bilir. Biz kazansak bile sözlerim geçerlidir. Hı 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 hı. Gelen mesajlar da var bu konularla ilgili. Hı hı. Şunu diyor SK3, diyor ki yayınlar, epeydir bağlanmak istiyorum ama bağlanamıyorum. Şenol Güneş'in ceza alabilmesi için daha nasıl bir açıklama yapması gerekiyor? Fatih Terim organize kötülük dediği için niyet okumadan ceza aldığında o zaman bu kadar konuşuldu mu demiş. Ha, niyet okumadan biz konuştuk gene, organize kötülük dediğin zaman, hı hı. Şenol Güneş'in kusur birlik ifadesinden pek bir farkı yoktur. Organize kötülük diyerek Türkiye Futbol Federasyonu kurumlarını, rakip camiaları birlikte aleyhte iş yapmakta suçlamak kastettiği ceza aldı. Normalde Şenol Hoca da bu pencereden bakarsak almalı tabii ki. Ya, ya bir 4-1 kazanılan bir müsabakadan sonra biz hakem hakkında hiç konuşmuyoruz. Konuşmasa da yani hocam futbolu konuşuyorsun, şov yapmışsın. Son 15 maçta neredeyse harikalar yaratıyorsun. Fenerbahçe'yi yenmişsin. Aslında Beşiktaş buradan bir başka mesaj veriyor. Beşiktaş'ta hakemlerden şikayetçi kulüplerimizin başında gelir. Çünkü güçlü kulüp. Hı hı. Hakemlere rağmen demek ki sen herkesi ezip geçebiliyorsun. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, bir tek Trabzon'la beraber kaldılar bir. Evet doğru. Bakalım. Hatay Spor'u böyle farklı skorlarla, eksik insanlarla, eksik futbolcuyla yenebiliyorsan hakem konuşturmayın ya bize. Bak ne güzel. Biz Masuaku konuşalım, Abubakar konuşalım, Cenk konuşalım, Redmond konuşalım, Saiz konuşalım, Mert konuşalım. Sizin bu hatalı demeçlerinizi konuşmayalım. Çünkü diyorlar ki hoca senin de konuşman lazım bak. Kuş uçtu, seninle konuşman lazım. Biz bu kararla mağdur olduk. Bize gazeteci kardeşimiz sorusu, kim sordu bilmiyorum ama hukuksuz ve mantık birlik oynanıyor hocam. Siz bu konuda ne diyorsunuz? De. O da diyor ki evet işte sayıyor bu lig hukuksuz ve mantık dışı birliktir. Aslında farklı sorsaydı belki farklı kelimelerle cevap verecekti. Soruya bir cevap. Valla Şenol Güneş bu işleri bilir. Şenol Güneş'in hayatı futbolda geçti. Hı hı. Futbol Federasyonu kararlarından mağdur olduğunu düşündüğü dönem oldu. İşte 2011, 10-11. Federasyondan görevden ayrıldığı zaman davalık ayrıldı. Bence haklıydı. 2000'deki döviz krizinde onun dolar olarak aldığı maaş Türk lirasına çevrilmiş ve Allah uzun ömür ve sağlık versin Ata Aksu. Ata kuru diye bir şey ilan edilmişti. Dolar kuru değil de Ata kuru. Ama kulüplerin aldığı para da çok düşmüştü. Şenol profesyonelleri de sizin de
yaptığımız dolar üzerinden sözleşmeleri artık lirasına çevrilmiştir ve rakam budur diye düşürmüştü. Şenol Hoca dava açtı. O davayı kazandı. Hatta aradan 14 sene geçti. Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak ya da işte basın toplantısı. İlk basın toplantısı gittim izlemeye. Hakan'cım dedi basın toplantısında. Yani bir konuşmamızda değil. Davayı kazandım ve ben dedi federasyonun yatırdığı o parayı hala çekmedim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ben ülkeli adamım dedi mesela. Ve aha 15 sene. Şenol Hoca inatçısı. Şimdi Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'ya da yeni görevimde başarılar dileyelim. Dileyelim. Samet Aybaba. Ömrü Türk futboluyla geçmiş Rıza Çalınbay. Federasyondaki herkesi tanıyan insanlar ama özellikle ilk saydığım Ersun Yanal. 3-4 isim hiç konuşmazlar abi bunlar. Kamuoyu oluşturmazlar. Ortak hareket etmeyi becerip bir videoya koymazlar. Ondan sonra sadece kendileri aleyhine bir şey yaşanmışsa o konuda ilgilenmiş belirtirler. Ben o toplara pek girmek istemiyorum. Niye? Kazanırken dünyaları iyi. Kazanır 7 sülalenize yetecek serveti, hı hı, bu sisteme, bu düzene borçlu değilsiniz. Hı hı. Türkiye'nin hatta dünyanın her yerinde Türklerin sizi baş tacı etmesine karşılıyorsunuz. Ama bitiyor. Siz ağzınızı açıp bir eleştiri yapmıyorsunuz, bir öneri getirmiyorsunuz. Görevin başına geldiğinizde sorun çözmüyorsunuz. Hukuk dışı birlik. Çürümüş birlik bu. Çürümüş bir organizasyon bu. Kulüplerin tamamı batmış. Dostluk bitmiş. Güven bitmiş. Kalite bitmiş. Buna futbolcu kalitesi, insan kalitesi, davranış kalitesi, oyun kalitesi ne dersen de biz hala güncel olaylarla ilgileniyoruz. Avrupa'nın en yaşlı ligi, en yaşlı oyuncuları transfer eden lig. Hakan abi 11 reklamın acil gitmem gerekiyormuş da. Ha, buyurun, buyurun. En çok oyunculara en az süre veren lig. Ama hukuksuz lig diyerek sadece bugünü konuşuyoruz. Reklam. Doğru. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi zaten reklamı gönderdi bizi. Kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda spor yazar Hakan Can var. Hakan abi ekleyeceğim bir şey var mı bu konuyla ilgili? Farklı bir konuya geçeyim mi? Geç abi. Tamam, hemen geçelim. Tuncan Yılmaz'ın çok güzel bir mesajı var. Tuncan Yılmaz 1907. Abi selam, Hollanda'dan Rotterdam'dan Tuncay. Abi ben hakemler sorunu çözdüm diyor. Bu uygulama Hollanda liglerinde uygulanıyor. Maçtan sonra hakemler yayıncı kuruluşa röportaj vermek zorunda. Hatalar soruluyor ve hakem de mecbur cevap vermek zorunda. Hakan Can abiye sorar mısın diyor. Bu olayla ilgili neler düşünür? Neler söyler diyor. Yani, valla ben şahane bir uygulama olur. Kardeşime teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişten çok net hatırlıyorum. Muhittin Boşak örnek. Bir Galatasaray Fenerbahçe maçıydı tahmin ediyorum. Emin değilim aslında. Galiba Fenerbahçe maçıydı. Olimpiyat stadında Luciano eliyle topu kurtarmıştı. Penaltı vermemişti. Yani yine bizim hakemleri çok kolay ağır eleştirdiğimiz dönem. Ben de muhtemelen sahadaydım. Büyük ihtimal Luciano'ysa kesin sahadaydım. Evet. Ve aslında mesele o değil. Büyük bir hata yapmıştı. Ve abim İnsan Etik sayfasına rahmetli bence müthiş bir yazı yazmıştı. Çünkü o zaman tabii var da yok. Şey de yok. Tekrar izleme şansı yok. Muhittin Boşat ve yardımcıları soyunma odasına giderken girişteki televizyona bakıyorlar. Pozisyonu izliyor şaşkınlıkla. Ah ben ne yapmışım bakışını görüyorsun.
yüzü buruşuyor ve boynunu eğip gidiyor. Beden dilinden anlıyorsun, adam hata yapmış. Bizdeki başkanlara göre, Galatasaray başkanından bahsetmiyorum, aleyhinde siyah beyaz hata yapılan takım başkanlarına göre bunu bilerek ve organize şekilde yapıyorlar. Yok, hata yapıyor. Bir müsabakadan sonra yine çok kızdığım bir hakem, o zaman konuşuyorlardı, çıkıp ya ben kaçırmışım pozisyonu, terste kaldım, araya adam girdi gibi falan bir şey söylemişti. Özür gibi bir konuşmaydı. Ya dedim, bu da insan ya, hata yapmış. Hemen o öfke duygusu, kızgınlık, acabalar yerini karşımda bir insan var ve hata yapmış. Ya bırakıyor. Konuşmak iyidir. Atışmadan, çatışmadan gerçi bizde onda da polemik çıkar. Yani var, uygulaması başladığı zaman Aykut Kocaman demişti ki yani bu var uygulamasına ben karşıyım, gerilimi daha da arttıracak benim ülkemde demişti. Herhalde dünyada tartışmaların en çok arttığı ülke var uygulamasıyla şey oldu. Türkiye oldu. Türkiye oldu, doğru. Haklı çıktı adam. Ben o uygulamanın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu uygulamayı yapıyorlar dediklerine göre ben bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Orada tabii kardeşimizin kastettiği bir tek hatalar değil. Tartışılan pozisyonlarla ilgili görüşünü soruyorlardır muhtemelen. Evet, büyük ihtimal odur. Evet, yani sen burada hata yapmışsın, hesap sorma değil de bilgi danışma gibi oluyor. Hatalar soruluyor dedi ama tabii pozisyonlarla ilgilidir. Yapmış olduğu pozisyon. Biraz çünkü Türkçesi de tam değil abi. Biraz çevirmeye de çalıştım ben. Ufak ufak cümlelerde hatalar da var. Selam olsun gurbetteki. Tuncan Yılmaz, 1907 Hollanda. Evet. Konuşmak iyidir. Konuşabilirlerse bu öfke, bu kızgınlık çok düşecektir diye ümit ediyorum ama özellikle Türkiye gibi yasaklar ve cezalar üzerinden yürüyen bir düzende UEFA, FIFA izin vermiyor derler, geçerler. O kısım da var şimdi, o kısım da soracağım. O kısmı da soracağım. Beşiktaş Kulübü biliyorsunuz bu konuyla ilgili UEFA'ya bir mektup yazdı. Yazıda şunu söylüyor Beşiktaş Kulübü. Türkiye Futbol Federasyonu ligden çekilen takımlarla ilgili verdiği kararı itiraz etmek için UEFA'ya yazdığı mektupta ne talep etti? Hemen söyleyeyim. Beşiktaş'ın TFF'nin ligden çekilen takımlarla ilgili kararı için UEFA resmi başvuru yaptı. Bu şartlarda ligin teşkil edilmemesini istemiş ve UEFA'dan Türkiye'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etmiş. Şimdi bunu talep edecek, bunu Sayın Ahmet Ülçeli bundan 15-20 gün önce yaptığı basın toplantısında söyledi. Biz UEFA'nın bize ne cevap vereceğini biliyoruz. Biz sizin ülkenizin iç işlerine karışmayız, federasyonunuzla diyeceğini. Şimdi bu sadece yeni bir gündem oluşturuyor. Ahmet Nurşevi ben söylediğimin arkasında duruyorumu gösteriyor. Yani ben hakkımı UEFA'ya kadar aradım. Ben şampiyon olsam bile ligin tescil edilmemesini isteyeceğim demişti. Fark etmez, ben ilkesel bir tutum sergiliyorum demişti. Kimin kazandığı önemli değil. Kendisi için tutarlı bir davranış ama Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurun efendim, talebiniz bizim karşılayabileceğimiz bir karar değildir. Bize bağlı bir federasyondur. Siz de onlara bağlısınız. Biz ülke federasyonlarının iç işlerine karışmayız diyecektir. Belki Türkiye Futbol Federasyonu'ndan görüş isteyecektir. O görüşleri Türkiye Futbol Federasyonu bizim mevcut konularda yaşanmış facialara dair o dönemlerde aldığımız kararlar var. O kararlarla bu karar tutarlıdır. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Oynanmış maçları yok saymak sporun ruhuna aykırıdır diye belki %1 ihtimalle UEFA TFF'ye yazar. TFF de bu görüşü bildirir. Ama bu sonuç
almayacak, bir başvuru olarak tarihteki yerini alacak diye düşünüyorum ki bunu bizzat Sayın Başkan'ın kendisi söylemişti. Yani UEFA'ya başvuracağız ama onlar karışmazlar bu işe demişti. Zaten bununla ilgili Hüseyin Öztürk'ün Ajans Spor'da yazmış olduğu bir başlık da var. Yani UEFA'nın bu konuda çıkan haberlerde belirtildiği gibi bir ligi tescil etmemesi veya Avrupa'ya katılacak takımların belirlenmesini bırakın, herhangi bir görüş paylaşımı daha hiçbir şekilde mümkün değil dedi Hüseyin Öztürk. Aynen, UEFA ve FIFA ülkelerin yerel liglerinin düzenlenmesine karışma etkisine sahip değildir diye de eklemiş. Hakan abi, kısa bir araya gidebilir miyiz? Çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda spor yazarı Hakan Can var. Hakan abi, biliyorsunuz YouTube kanalında Hakan Can TV'den mutlak surette hem abone olmanızı hem de oradaki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Hakan abi, videolarla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Soruya geçeyim mi? Yok. Çok çok güzel videolar yapıyorum ben şimdi. Hakikaten çok keyifli videolar oluyor. Çok keyifli ve çok bilgi dolu. Bilgi dolu. Yani ona gayret gösteriyorum. Ama teşekkür ediyorum bilgimi özellikle kardeşim benim. Bilgi dolu. Hakan Can TV YouTube kanalına mutlaka girin, abone olun ve videoları izleyin. Hakan abi, 28-29 Haziran'da biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulu var ve bu kurul öncesinde A Milli Takım'la ilgili radikal bir karar alınmış. Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağı yönünde bir haber var. Görevine son verilecekmiş. Tabii bir sonraki dönemde gelecek olan en güçlü adayın da Abdullah Avcı olduğu konuşuluyor. Neler söylersiniz? Valla neler söylerim? Aynen, içimizde tanrımızı tekrarı düşüyoruz bol bol. Çünkü bu Türkiye Futbol Federasyonu uzayda yaşadığı için, dinlediği için biz de bu hatırlatmaları yapmak zorundayız. Ben Türk Milli Takımı'nın başında yabancı bir teknik direktörün, Türk vatandaşı olmayan bir teknik direktörün çalışmasından asla rahatsız değilim, olmadım. İyi teknik direktör vardır, kötü teknik direktör vardır. Bursa'da da destek veren isimlerden biriydim. Bize yabancı biri değil, Beşiktaş'ta oynamış, Türkiye'yi tanıyor. Pozitif, heyecanları, istirası olan bir adam diye bakmıştım. Yani o sevincini ve ilk antrenmanda oyuncularla diyaloğunu görüp de sevinmiştim aynı zamanda. Oyuncuların karşılaması da iyiydi. Ancak ilerleyen süreçte Kuntz futbola ilişkin hassasiyetleri olan futbol severlerin kalbini kırdı kardeşim. Hadsizlik yaptı. Saygısızlık yaptı. Dedi ki biz Lüksemburg'la elimizde 3-3 berabere kaldık. Paraya odalarına 2-1 kaybettik. Dedi ki bunda abartacak bir şey yok. Sakat oyuncularımız da var. Türk futbolun seviyesi bu kadar dedi. Türkiye'den 1 milyon 300 bin euro maaş kazanacaksın. Hafta sonlarında gidip Alman ligini para karşılığında Almanya'da yorumlayacaksın. Yalan söyleyeceksin. Bir de üstüne üstlük paraya odaları gibi bizim bir ilçemizden küçük bir ülkenin milli takımına kaybettikten sonra da Türk futbol seviyesinin, Türk futbolunun seviyesi paraya odaları kadar diyeceksin. Biz senle ben o dönemde çok sinirlendik. Özür istiyoruz dedik falan filan. Dinleyenler hatırlıyordur. Yani bunu 2-3 defa da söyledim. Sen de var, ben de var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yok. Pek memnunlardı. Hamit çıkıp basın toplantısında yumruğunu vura vura konuşmuştu. Ben Hamit'e de destek çıkmıştım ki orada boynunu açan bir laf da söylemişti. Ama özünden uzaklaşmamak lazım. 30 yıl sonrasının medya manipülasyonlarıyla Türk futbolu yönetilmez falan diye, yani evet, öyle bir sosyal medyaya bakmıyoruz. Halbuki 30 yıl evvel sosyal medya yoktu. Bizim efsane spor müdürleri dönemiydi o dönem. Sayın spor müdürlerini Namık Devik,
Yani neyse Nezih abi dedim ki hani Şansal abiler, Nezih abiler yani, dediğin doğru. Nurlar içinde yaptığında derler. Ama biz medyaya göre yönetmeyiz, sosyal medyaya göre yönetmeyiz tavrında boyundan büyük bir laf söylemiş ama kurtsa da sahip çıkmıştı. Ne olduk şimdi? Oyuncular şikayet ettiler. O da şeyden şikayet eden. Bir üçlüye döndükleri dönem Burak Yılmaz Portekiz maçında saygı dolu bir konuşma yaptık. Sevgi saygı dolu bir konuşma yapmadık. Saygı dolu bir konuşma yaptık diyerek Mehmet Demirkol'da yaptığı da sonrasında zaten açıklamıştı. Biz onu sevmiyoruz diye. Şimdi ben böyle okuyorum. Tahtalar işiyle yapılan bir konuşma. Oyuncular Tuz'a karşı tavır koymaya başladılar. Bir de bu en son Ramazan'da çocukların işte biz teravih kılmak istiyoruz dediği saate analiz koymuş. Orada da bir tartışma olmuş. Oyuncular şikayet edince, evet. Sırbistan'a içeride kaybedince, evet. Galler, sıradaki Galler ve Letonya deplasmanından puan kaybetme riskimiz olup iddiamızın da zayıflama riski olunca biz bunu değiştirelim dediler. Ne beklediniz kardeşim 8 ay? Ne bekliyordunuz? Kumsudan neyi yapamadı? Biz bu şikayetleri ederken ayıp mı ediyorduk? Hı hı. Bu eleştirileri yaparken ne demek ya Türk futbolu Faroe Adaları seviyesinde? Rezaletti ya o açıklaması. Tam kelime anlamıyla rezalet. Yani o akşam başka biri olsa o akşam kovulmuştu. Hı. Doğru mu? Ya da çık hemen güzel sana bir şans veriyorum. Salı günü bir basın toplantısı özür diliyorum. Söylediğim yanlış anlaşıldı falan diyecekti. Şimdi Kumsu artık kovmak zorundalar. Başka şansları kalmadı. Ben bu haberi yapalı sanıyorum 3 hafta oldu. Hatta Abdullah Avcı'nın yardımcılarının olması beklenen isimleri bile paylaşmıştım. Sanıyorum Mustafa Çevik sanıyorum değil o yaptı. Kums bitti. Türkiye Futbol Federasyonu toplantısı bitti. Kums gitti, Abdullah Avcı geldi falan diye bir haber yapmıştı. Bir saat sonra da ben video çekmiştim. Hı hı. Ondan sonra da Mehmet Büyükekçi çıktı dedi ki şu an Kums görevinin başında Anadolu Ajansı'na. Şu an görevinin başında bana tarihte bir yolculuk yaptırdı. Abdullah Avcı abi bir takım teknik direktörüydü ki Türk futbol tarihinde en düşük maaşla milli takım teknik direktörlüğü yapan adamdır. Hatırlarsınız Romanya maçında Volkan Demirel kendisine asla yakışmayacak bir gol yemişti falan. Krizler üst üste gelmişti. Oyuncu hataları da zirveye çıkmıştı ama Abdullah Avcı ile yollar ayrılacak yerine Fatih Terim gelecek gibiydi. Hı hı. Yıldırım Demirel'den bir açıklama yapmıştı. Hocamız Abdullah Avcı henüz görevinin başındadır diye. Sözüm ona sahip çıkıyordu. Henüz cümlesi var ama orada. Henüz. Mehmet Büyükekşi de şu an görevinin başındadır. Yola onunla devam ediyoruz demişti. Kardeşim en kötü karar kararsızlıktır. Bir şey söylüyorsanız onu yapın. Bir karar verdiyseniz alın. Şimdi senin benim duyduğum Mustafa'nın Karabük'ten duyduğu, tüm kulüp yöneticilerinin duyduğu bir şeyi Kums duymamış olabilir mi? Mümkün değil. Ya mümkün ben değil. Burada çalışmaya çalışıyorum. Adamlar benim yerime hoca bulmaya çalışıyor. Duymaz mı? Oyuncular duymaz mı? Şimdi ben yaptığım en son videoda bu kadarında da pes diye bir yayın yaptım. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Müslüm Özmen, Süper Lig'den sorumlu yönetici, çok şahane bir insan olduğu söyleniyor. Ben şahsen tanışmıyorum kendisiyle. Hı hı. O videoda şunu dedim. Hakan Çalhanoğlu başta 6-7 tane oyuncuyu arayıp biz şu teknik direktörle çalışmayı düşünüyoruz. Onunla uyum içinde çalışır mısınız diye sormuş. Bu ne biçim bir yönetim anlayışıdır? Kardeşim oyuncuya dayalı düzen kurmak tam da budur.
oyuncuya sorulur mu? Fatih Terim, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, İlhan Palut, Rıza Çalınbay, aklınıza kim geliyorsa, kimle, yani antrenmana inancı nasıldır, analizleri nasıl yapar, medya ile ilişkileri nasıldır, yöneticileriyle ilişkileri nasıldır, sosyal yaşamı nasıldır falan. Ya Türkiye'de bunu bilmeyen insan yok. Siz bilmiyor olabilir misiniz bunu diyorum. Siz oturursunuz, istişarenizi yaparsınız, bir karar verirsiniz. Futbolcu şey diyecek, Hakan Can milli takım hocasıysa ben milli takıma gelmiyorum mu diyecek. Hangi hocaya hayır der bir oyuncu? O hocanın bunu duyacağını bilmiyor mu o futbolcu? Bunlara aptal muamelesi yapıyorsunuz. Aslında bu bir lobi çalışması. Ahmet gelmesin, Mehmet gelsin. Ben Mehmet'i istiyorum. Mehmet gelirse nasıl olur sence? İsim vermiyorum. Aslında yeni bir polemik çıksın istemiyorum. Polemiklerden yoruldum. Örnek veriyorsun. İsimler bende var. Ama isim vermiyorum. Emekli bir gazeteciyim. Yeni polemiklerin içine girip onunla bununla kavga etmek istemedim şimdi. Mesele ilkeseldir. Böyle görevinin başındadır demek, karar alınmışken yönetim kurulunda, yanlıştır. Oyuncuyu arayıp sormak yanlıştır. Teknik direktör değişikliği %100 doğrudur. Yani Kuns'un gidişi. Getirilişi hataydı zaten de gidişi doğru zaten. Yani ben getirilişinde muhalefet etmemiştim abi. Yani çünkü hangi Türk teknik direktör gelirse gelsin şu an, Abdullah Avcı olur, Fatih Terim olur, Sergen Yalçın olur, Hakan Can olur. Diploma aranmıyor ya Türk futbolu. Artık kalktıracağım, diploma falan yok, gerek yok. Hayır, onun için kendimi bekledim. Futbol severlerimizin tepki göstereceği bir gerekçesi var. Kim gelirse gel. Çünkü biz insanlardaki değerli kısma bakmıyor, bizim kalbimizi kıran, kafamızı bozan şeyleri öne çıkartıyoruz. Yani gerçekten çok kırıcı bir süreç yaşıyoruz. Herkesi değersizleştiriyoruz, her şeyi değersizleştiriyoruz. Ama Türkiye Futbol Federasyonu bu süreci başından beri yönetemedi, milli takım sürecini. Hala da yönetememeye devam ediyor. Sen hayırlı olsun dedin Abdullah Avcı için. Ne zaman? Yahu sen biliyorsun, ben biliyorum. Yönetim kurulu üyeleri biliyor. Muhtemelen futbolcular biliyor. Herkes biliyor. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı biliyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin ve onay alınmadan bu tür atamalar yapılamaz. Kimse bana masal anlatsa. Aynen doğru. Kimse. Neyi bekliyorsunuz birader? İşte seçim bekliyorlar. 28-29'da var ya şey federasyon seçimi. 3 aday çıkıyor diyorlar Hakan abi. 3 aday var. 28 seçimi şeyde, Haziran'da. Haziran'ı bekleyemezsin. Çünkü 23-25 Haziran'da Letonya ve çok çok önemli olan Galler maçımız var. O maça konusunda çıkamayız. Ben 28 Mayıs'taki genel seçim beklediklerini düşünüyorum. Öbür hafta açıklayacaklarını tahmin ediyorum diyorsunuz. 3 tane aday var Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için. Önce bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim, buyurun. Özür dilerim. Geçen hafta çünkü sana senin istihbaratın aleyhinde bir yorum yaptım. Yok programda. Estağfurullah. 8+3 çıktı ama yeni federasyon başkanı seçilir seçilmez serbest kalacak demiştim. Dedin. Ben de ya saçmalama Aygün, öyle kural mı olur işte? Türkiye Futbol Federasyonu kural açıklıyor. Gerçi biz sezon içinde kural değişikliğine bile alışıyoruz ama bu kadar toplantı yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı, değişmez kardeşim dedim. Doğru. Bir kulüp yöneticisinden bize söz verildi. Seçimlerden sonra 11 serbest bırakılacak ilk 11'de, evet. Yabancı sayısı dedi. Doğru. Bu da skandalın bir başka boyutu. Tabii ki skandal. Ama Hakan abi burada skandal yok ki. Bak Hakan abi burada skandal yok. Hayır var abi. 11 açıkla kardeşim. Hah, 11 açıkla, dedin doğru. Skandal dediğim bu. Doğru. Niye arkadan iş çeviriyorsun? De ki 11'dir. Bitti.
Hakan Can itiraz eder. 3-5 kişi acaba, itiraz eder. Acaba Mehmet Büyükekşi bunu elinde bir güç olarak mı tutuyor? Yarısından çoğu onay verir. Güç olarak tutamaz. Çünkü federasyon değişirse yeni federasyon başkanı da zaten bu yönde bir karar alabilir. Hayır, aday ya. Şimdi 3 tane aday var. Biri Murat Aksu. Ben seçilirsem bak yapmam. Veyahut da bunu şimdi açıklıyorum ama beni seçerseniz, oy verirseniz ben serbest bırakacağım, düzeltebilirim diye de söyleye olabilir. Şimdiden 11 yapma yerine bunu bir güç olarak tutuyor olabilir mi diye düşündüm. 3 aday var. Ben hayatımda hiç hile yapma taktiği geliştirmedim kafamda. Ben de geliştirmedim ama bunlar sayesinde öğreniyoruz vallahi neyin ne olduğunu. Vallahi hala öğreniyoruz. ben ciddi alıyorum çünkü. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonelleriyle, başkanlarıyla, şeyle, kurullarıyla, danışman firmaya çuvalla para verdiler. Evet, İki tane firmaya. Araştırın Avrupa'da nasıl yapılıyor, kim ne kadar yabancı oynatıyor, nereden nereye geldik, altyapılarımızın fotoğrafı nedir, altyapıdan oyuncu kazanmak için formüllerle yabancı sayısını eşleyelim. Akademilerden futbolcu çıktıkça ilk 11'de oynayacak yabancı sayısını arttıralım çünkü rekabeti arttırmak için önce oyuncu yetiştirmemiz lazım. Kulüpler mecbur izlesin kendine, hem Türk oynasın hem yasak var. Akademiye yüklenmemiz lazım diye bir mantığa oturtmuşlar işi. Ama diyorlar ki serbest kalacak. Kardeşim ben federasyonu ciddiye alırım. Danışma kurulunla, işte araştırma firmanla, profesyonellerinle, kulüpler birliğiyle görüşmüşsün, hocalarla görüşmüşsün. Bir karar açıklamışsın ama o kararı Hakan Can sevinçle karşılıyor. İnsanlardan hakaret işitme pahasına, çünkü çoğu insan haklı olarak diyor ki ya ben 11 tane oyuncuya, 14 tane oyuncuya maaş ödüyorum. Bu saçma kural yüzünden 3 tane kaliteli oyuncumu kulübede bırakmak zorunda kalıyorum. Bir yabancıyı çıkartırken, bir Türk oyuncuyu oyundan çıkartırken yerine yabancı oyuncu sokamıyorum. Bir yabancı oyuncuyu çıkartırken yerine bir Türk sokuyorsam onun pozisyona, bir başka yabancıyı daha çıkartmak zorunda kalıyorum. Doğru, doğru. Varyasyonlar yapıyorsun. Adamların sıkıntıları var. Ona rağmen Hakan Can diyor ki kulüpler altyapıya bakmıyor, Türk oyuncuya şans vermiyor. Bu kural olmazsa, bu zorunluluk olmazsa hiç bakmayacaklar diyor. Ben aptal mıyım? Ben iyi oyun seyretmek istemiyorum. Ben daha çok kaliteli oyuncu sahadayken daha eğlenceli maçlar seyretmek istemiyor muyum? Tabii ki istiyorum ama ben işte bu çocuklara borcumuz var bizim. Şu an 8, 10, 12 yaşında olan, gelecekte milli takım formasını giyecek olan kulüplerimizde ekmek parası peşinde koşacak, park yaratacak çocuklarım, altyapılardaki antrenörlerin koşulları iyi olsun diye böyle bir duruş sergiliyorum. Ben bilmiyor muyum ya, serbest olsun, bu kafadasçılık bu devirde yerlisi yabancı mı olur desem, alkış alsam kötü mü olur? Aptal mıyım ben? Ama işte şey yapmıyoruz, kamuoyunu oynamıyoruz. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde bir karar açıkladıktan sonra, ya bu kararı açıklarken kulüplere biz serbest bırakacağız 11'i, siz merak etmeyin diye konuşur mu ya? Maalesef ya konuşuyor. Baş verici büyük skandal olabilir mi? Ya Hakan abi, bu 8 siz artı... Siz bizimle alay mı ediyorsunuz kardeşim? Doğru, 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 siz katılıyorum. Benle alay mı ediyorsunuz? Ben Hakan Can'ım, kendinden sorumluyum, futbol severim. Sen alay mı ediyorsun? Ben bunun üstüne konuşuyorum. Ben bunun üstüne seni alkışlıyorum mesela. Ya da ben o karar üzerine seni eleştiriyorum ama sen bir karar vermişsin. Sen o kararı alıyorsun. Herkes birbirine giriyor, seni eleştiriyor, seni övüyor ama sen sümen altından su yürütüyorsun, diyorsun ki merak etmeyin, ben seçilirsem hallederiz. Şimdi Türkiye ya futbol... Ayıptır. Tabii. Bu istifa sebebidir. Bu orada bulunmama sebebidir. Ama yalnızlar oynayan bir federasyon başkanı var. Kimse konuşmuyormuş yönetim içerisinde de Sayın Mehmet Büyükekşi'yle. Hatta yönetim içerisinde bundan Murat Aksu'nun aday... Sanmıyorum. Aday çalışmalara başladığı konuşuluyor. Sayın Trabzonspor eski başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu aday olacağı konuşuluyor. Ahmet Ağoğlu
şimdi Trabzon lobisi çok güçlüdür. Bu konuya istersen şöyle girelim Hakan'a. Bölmek de istemiyorum çünkü iyi bir konu. Evet. Oradan konuşmak da istiyorum sizinle. Kısa bir araya gidebilir miyiz? Reklam arasına gidelim. Konuyu yani bölmeyelim. Araya gidelim demiyorsun. Demin ki kardeşim kimse o kesen. Cümlemin ortasında çat diye gitti reklama. Evet ya. Batı. Hakan yok biliyorsun. Hakan ayrıldı. Hakan kardeşimiz gitti. Hakan'ıma da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yeni işe girdi Hakan. Kendisine hayırlı olsun diyelim. Farklı bir sektöre yöneldi kendisi. Batı kardeşimiz gençliğine verelim Hakan abi. Biraz genç. Tamam şey demedim canım ya. O da bu aralar heyecanlı. Evlilik çalışmaları içerisinde heyecanlı. Ondan biraz. Yani. Ben o reklama 10 saniye geç girersek ceza yazıyor diye endişeleniyor olabilir. Merak etmesin. Peki. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor. Hattımızda spor yazarı Hakan Can var. Sevgili Hakan Can'ı da Hakan Can TV YouTube kanalından mutlak surette takip etmenizi tavsiye ederim. Hakan Can TV YouTube kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Çok önemli bilgiler paylaşıyor Hakan abi. Hakan abi, Murat Aksu, Ahmet Ağoğlu ve Mehmet Büyükekşi şu an 3 isim dolaşıyor. Neler söylersiniz? Çok güçlü olarak adaya girecekti. Kimi? Haluk Ulusoy. O da bir ara çıktı, sosyal medyada da gördüm. Sizde de şey yaptım, fark ettim ama bilmiyorum. Ne diyorsunuz o konuyla ilgili? Vallahi hepsi Türk futboluna layık insanlar. Bir iddiayla, bir projeyle gelmeliler. Ama şu ana kadar herkes aday diyoruz ama seçim az kaldı, proje yok ortada. Yani işte onun adaylıkları ortaya çıktığı zaman, adaylığını açıkladığı zaman projeyi neyi nasıl yöneteceklerini söyleyeceklerdir. Ben kişiler üzerinden konuşmak istemiyorum. Mehmet Büyükekşi'nin yine Mustafa Çevik sosyal medyada önüme düştü. Ona helal olsun. Haziran'da yapılacak seçim öncesi bizim adayımız Mehmet Büyükekşi'dir. Yazılı A4 kağıt diyorsun değil mi? Yazılı A4 gönderip bunu doldurun bize gönderin. Talebini paylaştı. Mehmet Büyükekşili aday doğal olarak. Hı hı. Kaç oldu aday sayısı? 5 mi oldu? Ben Murat Aksu, Ahmet Ağoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi biliyordum. Siz Haluk Ulusoy koydunuz, 4 oldu. Haluk Ulusoy seçim sonuçları da direkt etkili olacak. Doğru. Biliyorsunuz yani son seçim kazanan insandır Haluk Ulusoy. Çok adaylı seçimde, pardon. Tabii odur. Ayhan Berme'ye karşı kazandı. Hı-hı. Rahmetli Hasan abiler Ayhan abiyi çıkarttı. O hakkını yendiğini düşünüyor aday. Murat Aksu'yu bilmiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi Hakan abi, araya girmek zorundayım. Çok güzel mesaj geldi. Seyit Ömer Özen diyor ki Aygün abi, Hakan abimizin hafızası süper diyor. Biz sabah ne yediğimizi bile hatırlamıyoruz diyor. Seyit Ömer kardeşim benim lafım şu. Sen de yaşlanınca geçmişi hatırlayacaksın. Bugünü hatırlamayacaksın. Yaşlılık belirtisi benim gibi. Güzel. Sana da dün akşam ne yedin dersen gerçekten söylemekte zorlanabilirim. Lüzumsuz bilgilerin çoğunu da hatırlıyorum maalesef. Yok, bunlar çok önemli bilgiler. Sağ olsun, eksik olmasın. Gaziantep Futbol Kulübü son dakika gelişmesi var Hakan abi. Teknik direktör Erdal Güneş'le 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamış. Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör Erdal Güneş'le 2 yıllık sözleşme imzalamış. Buyurun Hakan abi, sözünüzü kesin. Hayırlı uğurlu olsun Erdal için inşallah. İnşallah kontratımız sonuna kadar gidebilir. İnşallah. Buyurun efendim. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Artık bu üç büyükler için geçerli değildir ama Anadolu kulüpleri sözleşmeyi yaparken diyorlar ki 2 sene yapıyoruz, 3 sene yapıyoruz. Evet, ama görevine son verirsek 2 maaşını veririz, göndeririz. Sözleşmeyi böyle imzaladıkları için aslına bakarsan ya mesela Gaziantep FK Erol Bulut'a çok tazminat ödemek zorunda kaldı. Artık hepsi
uzun süreli kontrat yaptıkları hocalara yüksek tazminat ödememek için bu yöntemi kullanmaya başladılar. Bunu da bir gelişme olarak şey yapalım. Çünkü polemiği çok yapılan bir konudur. Bu tazminat aldı, almadı, neden aldı? Halbuki tazminat bir haktır. En doğal haklarıdır. En doğal hakkı, doğru. Ama o tazminat talebini de yani hocayı, sporcuları koruyan bir şeydir. Ama hocaların koruma kalkanını bu şekilde kaldırmayı başarıyor Türkiye'de kulüpler. Tahkimde, mahkemelerde gür iradesiyle imzası bulunan hocalara, hı hı, bu koşullarda ya sen 2 senelik yapmışsın ama sözleşmende 2 ay, 3 ay maaş alır maddesi olduğu için başvurunun reddine diye cevap verecekler. Uyuşmazlık çözümü. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetilmesi en geç kurumlardan biridir. Bu federasyonun başına geçmek isteyen insanın da akıl olduğundan şüphe ederim. Çünkü yapılan her hakem hatasındaki bundan sonra da olacak. İnşallah bu seneki, geçen seneki kadar çok olmaz. Bu düşmanlaşmış ortamda kulüplerin tamamı diyecekler ki iyi niyetli ama iş çeviriyorlar. Kılcal damarlarındayız, takip ediyoruz. Bize karşı düşmanca bir tutum var. Demeçleri çıkartırım şimdi, hiç üşenmem. Bu federasyonun aleyhine sadece Süper Lig'de 15-16 kulübün bu federasyon bizim hakkımızı yiyor, bu MHK bizim hakkımızı yiyor açıklamalarını buluruz. Bir defa hakem konusunda kafadan eleştirilecek. İkincisi, milli takımın seviyesi çok iyi değil ama bundan kötü olmaz. Ama en önemlisi finans açısından tükenmiş durumdayız. Şimdi o kadar tükenmiş durumdayız ve futbol o kadar az seviliyor ki finans olarak sadece yayıncı kuruluşlarından paralar düşmedi. 3 büyük 4 büyük dışındaki Trabzonspor'da da önümüzdeki sene bir düşme bekliyorum. Tüm kulüplerin bedeli düştü. Şimdi seninle geçen hafta yaptığımız sohbette Kasımpaşa stadında oynanan İstanbulspor Galatasaray maçında Galatasaraylara 3 bin liradan bilet satıldığını konuşmuş, lafı oradan evet, kombine getirmiştik. Evet. Sen demiştin ki işte 200 lira Kasımpaşa'nın kombinesi. Pasolik'ten daha... Evet, evet, evet. Pasolik'ten daha şey, bazı kombiler Pasolik'ten daha da ucuz. Daha ucuz falan diye konuşmuştuk. Sonra ben girip kulüplerin internet sitelerinden ve haber portallarından araştırayım dedim. Çoğunu bulamadım ama mesela Konyaspor'un kale arkası tribünü 400 lira. Böyle 5-6 tane kulüp var. Bütün sezon oynanacak Türkiye Kupası dahil 20 maçı 400 liraya satıyorlar. Yani maç başı 20 lira. İçinde 4 büyükler var ya, var oğlu var. Türkiye'deki ben tüm futbolcuları, tüm takımları, tüm oyuncuları izleme imkanı buluyorsun, doğru. İzleme şansına sahipsin. Bir paket sigara fiyatından az, o zehre verdiğin parayı futbola vermiyorsun. Çünkü sen futbolu sevmiyorsun. Ve kulüpler parası olmayan nereden para kazanır? Biletten para kazanır. Hı hı. Taraftar da yok, taraftar da para da yok. Şimdi gelirler 5'te 1'ine düşmüş. Daha da düşecek yeni dönemde. 28 Mayıs'tan sonra dövizde artışlar bekleniyor. Borçların büyük çoğunluğu döviz üzerinden. Futbolcu maaşları, yabancıların maaşları. Doğru. Tabii yani mesela Galatasaraylılar bayram yapıyor. Mertens geldi. Kaç para maaş? 4 milyon euro. Yaşasın. Fenerbahçe buruma geldi. Vay vay vay. Galatasaray'da harikalar yaratmıştı. Ne kadar? 3 milyon 750 bin euro bonservis. Beşiktaş bayram yapıyor. Lay için bonservisini aldık, lensi aldık. 7 milyon euro düşüş koşu yaparken yapıyor. Kulüpler borç batağında. Adım alacak yer yok. Bu sene Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerimize, bunu da sen çok dile getirdin, eksik olma, harcama limitleri %40 satmaya müsaade etti. Yani adamın
100 liralık bütçesi var, sen 140 lira harcayabilirsin. Olmayan gerekçe, parasını harcattı ya, olmayan parasını harcattı. Olmayan para, gerekçe ne? Döviz yükseliyor, kısmamamız lazım. Gelirler düşüyor. Yani borcun ya daha da yükseliyor. Şimdi gelecek Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, kim olursa olsun bu saydığımız 4 isimden hangisi olursa olsun, yasak getirmek zorunda. Harcama alanlarını kısıtlamak zorunda. Yoksa bu kulüpler birer 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 tarihin karanlıklarına gömülecekler. Bak Eskişehir Spor Amatör Kümeye gitti geçen hafta. Ergin Kereş. Evet ya. Geçen hafta şahane bir paylaşım yaptı Ergin Kereş. Eski Trabzonsporlu, Anadolu'nun pek çok kulübünde oynamış. 17 yaşındayken Dünya Liseler şampiyon olmuş. Entelektüel bir futbolcu bir paylaşım yapmış. İlk kez 17 yaşında gol kralı olmuştum. Şimdi 36 yaşında gol kralı oldum. İyi demlenmiş bir çayın son yudumu gibiydim diye paylaşım yapmış. Bu istikrarı sürdürürsem de 55 yaşında yeniden gol kralı olmayı ümit ediyorum bir kez daha. İkinci gol kraldı ya. Baktım Ergin nerelerde oynamış diye. Ya Ergin'in şu yakın geçmişte oynadığı 3 kulüp amatör kümeye düşmüş ya. Gözümüzün önünde kaybolup kaybolup gidiyor kulüpler. O Karabük, ikimizi ısıtan Karabük. Maalesef. Aynı sezon içinde Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u deplasmanda yenen Karabük ya da üçünü yenip biriyle berabere kalmıştı. Şimdi amatör küme yolcusu. Pek çok kulüp kayboldu, el değiştirdi. Bu kötü yönetilen, hesap sorulmayan şeylerden, federasyonlarında çanak tutmasıyla. Şimdi gelecek yönetim çanak tutsa bir dert, tutmasa bir dert. Tutmazsa ben ayakta alkışlarım, desteklerim. Çünkü gidiyor abi kulüplerimiz, kültürümüz gidiyor, bir tarih değişiyor. Ben o tarihin değişmesini istemiyorum. Acı ilacı içmek zorundayım. Ama gelip de Mehmet Büyükekşi gibi yöneteceklerse, aman ne istersiniz Sayın Başkanım, tabii tabii hay hay diyecekse gelmesinler. Kimin yöneteceği önemli değil. Nasıl yöneteceği önemli. Doğru, doğru. Nasıl yönetecekler? Çok da umutlu değilim. Muhtemelen bundan önceki federasyon başkanları gibi yönetecekler. Arayan vekillere, bakanlara res çekmeyecekler. Onları kırmak istemeyecekler. Kulüp başkanlarını üzmek istemeyecekler. Kendilerine destek veren kulüp başkanlarını hiç üzmek istemeyecekler. Ve olan yine bizim çocuklarımız olacak. Maalesef, maalesef, maalesef. Futbol Federasyonu seçimleri bakalım nasıl geçecek. İnşallah, inşallah biz önümüzdeki dönemde gene bu MHK'yi konuşmayız. Mümkün değil konuşmamak. Çünkü biz hakemler yüzünden kaybediyoruz kardeşim. Hakemler bize düşman. Emir alıyorlar. Bu hafta sana, önümüz hafta bana. Zarar veriyorlar bilerek isteyerek. Bu anlayış yerleşti artık maalesef. Şöyle düşünmüyorlar. Hata yaptı, yetersiz diye düşünmüyorlar. Bilerek ve isteyerek yapıyor diyorlar. Bir de üstelik bunu gri pozisyonlarla ilgili söylüyorlar. Biz o treni kaçırılı çok oldu. Abim 2002 yılında Her Evde Bir Gözlemci diye yazmıştı. Şimdi Her Evde 3 gözlemci var. 3'ten fazla hatta. Yani biz vallahi oyunu seyretmez olduk ya. Biz hakem ne yaptı? Ne yaptı? Niye yaptı? İşte bak yapacak diyorduk yaptı falan diye maç seyreden, futbolu sevmeyen bir kitle haline geldik. Ve bu hakemler öyle kötü yönetildiler ki son 7-8 yıllık süreçte genç hakem çıkmadı. Çıkan genç hakemler, genç ve kaliteli hakemler erken sahayı sürülerek paramparça edildi. Ali Palabıyık çıkmış, kariyerin ikinci senesi FIFA kokartı takmış, bütün derbileri yönetmiş,
Ulan helal olsun, iyi bir çocuk geliyor denmiş ya da büyük takım maçlarını. Ondan sonra sendelemeye başlamış. O arada sen onu kızağa çekememişsin, kendine getirememişsin. Gene sürmüşsün, o üst üste hata yapmış. Böyle 6-7 tane hakemi biz kaybettik. Deniz Ateş Bitner bu ülkenin gelmiş geçmiş belki de en iyi hakemi olacaktı. Yani ben onu Anadolu Hisarı yan sahasında bir Anadolu Hisarı Gençlik Spor İl Müdürü'nü ziyarete gittiğimde beklerken tribünler seyrettim akademi sahasında. Oğuz Sarban'ı aradığımı hatırlıyorum. Ya Oğuz Hoca, ben bir maç seyrediyorum, burada bir çocuk var, maç yönetmiyor, şiir yazıyor. Fizik mükemmel, müthiş pozisyon oluyor, oyuncularla diyalog harika, çok doğru kararlar veriyor falan. Sonra ismini öğrendim. Söyledim, Oğuz Hoca şey dedi, o bizim zaten en üst seviye yükseltme adayı hakemlerimizden bize, seni tebrik ediyorum kardeşim falan demişti. Bu çocuğu çıktı, hop 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 3-5 maç harika, ondan sonra bir Galatasaray Trabzon maçında kaybettik. Çünkü camialar güçlü, hafızalar çok kuvvetli. Bir de eski hakemlerin zamanında sosyal medya bu kadar güçlü değildi. Ki ben bunda çok sorumluyum. Türk halkından ve futbol severlerinden özür diliyorum. Çünkü fanatik gazetesi yapıyorsun. 20 sayfa yapıyorsun. 24 sayfa yapıyorsun. Sadece spor, iddia ve at yarışı olmadan. Yalan haber çıkmayacak kardeşim benim gazetemde. Haber mi yok? İstatistik koyalım. İşte Genç Aygün 36. zafer yılında 35 senedir şunu yaptı, bunu yaptı gibi haberler yapıyorsun. Hakemlerle ilgili de hakem atandığı zaman Türkiye'nin arşiven kuvvetli adamı Tamer Bağlan'da bizim gazetede, Tamer abi şunları ayarlayalım. Tamam, Hakan Can Fener maçlarını yönettiği zaman sonuçlar ne olmuş? Hakan Can Fener'e yarıyor. Hakan Can yönetiminde oynanan 20 maçta Sarı Lacivertli kulüp 18 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Hayda, istemeden bir algıya sebep oluyoruz. Fener kimle oynamış o maçları? Karabük'le oynamış, Mersin'le oynamış, Ordu Spor'la oynamış. Bu doğal değil mi Fenerbahçe'nin yenmesi? Sanki Hakan Can Fenerbahçe'nin yenmesi için yardımcı olan bir adammış profiline düştü. Galatasaray'da öyle, Beşiktaş öyle. Ne o, doğru bilgi veriyoruz biz. Sonra sosyal medya güçlendi. Hataların çetelesi tutulmaya başlandı ama o hataların çetelesi bulurken de sana göre bana göre gri pozisyonlar da hakemin aleyhine yazıyor. Siyah beyazlar değil. Böyle bir kötü hafıza oluştu. Genç hakemler yok edildi. Evet, gençler gitti. 4 sene boyunca amatör kümelerden, süper amatör kümelerden, bal liginden üst seviyeye hakem yükseltilmedi. Bir kuşakta orada kaybettik. Kaliteli, iyi noktalara gelebilecek hakemleri bu lobileri ezdirdik. Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı gibi, onun ekibindekiler, muhalefeti falan, o hakemlerin hakları ve gelişmesi için parmağını kıpırdatmadı. Kaliteli adam çıkmadı ortaya. Kala kala bununla kaldık. Bir de Cüneyt Çakır gibi, Fırat Aydınus gibi kimileri eleştirse de üst düzey hakemleri birer ikişer kaybettik. Geçmiş olsun. Bugünden yarına hakem kalitesi yükselmez kardeşim. Doğru. Hakan abi, çok büyük sıkıntı bekliyor şeyleri. Ya federasyon yönetiminde gene yani akıllı adam işi değil bence. Ama hamama giren terleyecek, biz de yapacağız eleştirilerimizi. Hakan abi çok teşekkürler. Ben sana teşekkür ediyorum genç. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Hakan abi? İyi ki varsın, her zaman söylediğin gibi. Çok teşekkür, aynı şekilde sen de Hakan abi. İyi ki varsın. En büyük derdimiz futbol olsun. Diğer bütün dertlerimiz çözülsün gitsin.
Peki. Öpüyorum yanaklarını. Saygılar, görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Gündemi onunla konuştuk. Birçok konuya da değinmeye çalıştık. Gelen mesajlara da cevap vermeye çalıştık. Elimizden geldiğince de okumaya çalıştığımı söylemek istiyorum. Çok da fazla mesajlar var. Yarın sabah görüşelim diyorum. Ben burada olacağım 10-12 arası. Kendinize çok iyi bakalım. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.